Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. 25 Mart Perşembe akşamı yepyeni bir format programıyla karşınızdayız. Bugün stüdyoda çok önemli bir eksiğimiz var. Tabii ki her zamanki format ekibinde en önemli parçalardan biri olan Suat hocamız bugün yok. Kendisi bir tedavi nedeniyle yaklaşık 2-3 gündür bir tedavi görüyor. Hem kendisine büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem de en kısa zamanda acil şifalar dileyelim. Ama belirtelim, tabii bu dönemde tedavi deyince akla gelen ilk rahatsızlık Covid oluyor. Covid sebebiyle değil, farklı bir nedenle tedavi görüyor Suat hocamız. Bir kez daha acil şifalar dileyelim kendisine. Stüdyoda Gökhan Gül'le birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca gerek Amerika Gulfstream Park koşularını, gerek geçtiğimiz haftanın ve önümüzdeki günlerin önemli mücadelelerini, gerekse de tabii ki yine önemli haberleri sizlerle paylaşacağız efendim program boyunca. Hemen lafı çok uzatmadan sevgili Gökhan'a dönüyorum. İyi programlar diliyorum Gökhan. Nasılsın, neler söylersin? Teşekkür ederim. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Suat hocamıza geçmiş olsun. 2-3 gün aramızda olamayacak ama sonrasında tekrardan beraber olacağız. İnşallah en kısa zamanda. Evet. Programımız bilindiği üzere koşularımız var, haberlerimiz var. Ataatçılığa gönül vermiş herkese iletişim halindeyiz. TCK TV format eşliğinden bize ulaşabilirler. 2 saat atçılık adına sohbet edeceğiz. Şimdiden ağzına sağlık diyelim sevgili Gökhan'a. Efendim sizler de katılımlarınızı yine her zaman olduğu gibi hashtag TJK TV format adresi üzerinden program boyunca bizlere iletebilir, sorularınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim. Ve 25 Mart Perşembe günü Türkiye Jokey Kulübü açısından çok önemli bir gündü. Ve 2021 yılı seçimli olağan genel kurul toplantısı, 24'ünde başlayan toplantılar, bugün de 25 Mart tarihinde de İstanbul Yeşilköy'de bulunan Polat Rönesans Otel Kongres Salonu'nda yapıldı. Kongrede başkanlık seçimi de bugün gerçekleştirildi ve başkanlık için yarışan iki adaydan mevcut başkanımız Sayın Serdal Adalı kullanılan 108 oyun 63'ünü alarak 4. kez Türkiye Jokey Kulübü Başkanı seçildi. Yine adaylık yarışında yer alan diğer isim Cüneyt Çalıcıoğlu ise 42 oy aldı. 2 gün süren genel kurulun detayları ekranlarınıza geliyor. Türkiye Jokey Kulübü Derneği ve İktisadi İşletmelerinin 2021 yılı bütçe ve 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantılarının birinci günü 56 üyenin katılımıyla tamamlandı. Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz de Türkiye Jokey Kulübü ve tüm atçılık camiasından ebediyete intikal etmiş olan üyelerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Divan Başkanlığına Ali Serdar Pedük Coşkun, divan üyeliklerine ise Bedri Balkar Balkaroğlu, Cengizhan Gödek ve Demir Kamil Görgün oy birliğiyle seçildiler. Kulübümüz Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, 2020 yılı faaliyetlerinin ve 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Denetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyet dönemi raporu, Denetim Kurulu üyesi Nisso Benason tarafından okundu. Türkiye Jokey Kulübü Derneği ve İktisadi İşletmelerinin 2021 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. 2020 yılı faaliyetleri oylanarak yönetim kurulu ibra edildi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Polat Rönesans Hotel Kongre Salonu'nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkan, yönetim kurulu, denetim ve disiplin kuruluyla asli üyelik için seçim yapıldı. Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı'na kullanılan 108 oyun 63'ünü alan Serdal Adalı 4. kez seçildi. Diğer başkan adayı Cüneyt Çalıcıoğlu 42 oy alırken 3 oysa geçersiz sayıldı. 2012-2013,
2013-2015 ve 2018-2021 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Serdal Adalı, seçim sonrası yaptığı konuşmasında "Herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Bu süreçten sonra atçılık camiamızı nasıl daha ileriye götürebileceğimize odaklanacağız. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Genel kurulda yönetim kurulu asli üyeliklerine Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge, Tuğba İzzet Aksoy, Hakan Yücetürk, Gülnur Gülerce ve Şükrü Erdem seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Yüksel Göktürk, Selman Taşbek, Can Güven, Faruk Tınaz ve Kerem Alkan. Kongrenin gündem maddelerinden denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda denetim kurulu asıl üyeliklerine Armağan Turhan, Nisa Benason ve Ferhat Oktay seçilirken denetim kurulu yedek üyeleri ise Onur Yetkin ve Halil Durmuş'tan oluştu. Disiplin kurulu asıl üyeleri Murat Kadeyfçioğlu, Aslan Savaşan, Doruk Yılmaz, Hakan Sabri Özcan ve Ateş Saltukoğlu seçilirken disiplin kurulu yedek üyeleri ise Sabahattin Uluçay, Bora Atakol, İrfan Suat Kutlu ve Edip Çizmeci oldu. Asli üyelik başvurularının oylanmasında ise Dr. Mehmet Sencar Girgin 77 oy alarak Türkiye Jokey Kulübü'nün yeni asli üyesi oldu. Değerli yarışseverler, biz de efendim başta başkanımız Sayın Serdal Adalı olmak üzere tüm yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerimizin yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olmalarını diliyoruz efendim. Ve tabii ki sevgili Gökhan'a da bu konuda fikirlerini, görüşlerini soracağım. Neler söylersin sevgili Gökhan? Hayırlı uğurlu olsun. Ben her zaman bu ekranlardan dile getirmişimdir. Atçılığa gönül veren ve bir karşılık beklemeden atçılığımızın başına geçip atçılığımıza katkı sağlayacak büyüklerimiz aday oluyorlar ve seçiliyorlar. Dolayısıyla bir kez daha başkanımız Serdar Adalı'ya, senin de söylediğin gibi yönetim kuruluna, disiplin kuruluna, denetim kuruluna hayırlı uğurlu olsun. Ben 10 yıl aşkındır ekranlardayım ve hep şunu söylemişimdir. Çok ciddi bir derneğimiz, çok ciddi bir işleyişimiz var ve bu işleyişte her an her saniye herhangi bir müdürümüze, bir yönetim kuruluna, başkanımıza mesai saatlerinin dışında dahi ulaşabiliyoruz ve hepsi gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Atçılığa bir nebze katkı sağlayabilmek için ailelerinden feragat ediyorlar. Ben bunları çok iyi biliyorum. Dolayısıyla da atçılığımız kazandı. Tekrardan hayırlı olsun. En iyi şekilde ellerinden en iyisinin geleceğinin fazlasını yapacağından eminim. Bir kez daha kutluyorum canı gönülden. Gerçekten öyle. Bu uğurda çok büyük emekler sarf ediliyor. Biz de bir kez daha emeği geçen tüm büyüklerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Devam edelim. Programın detaylarına geçmeden önce Amerika'ya gideceğiz. Amerika'da Gulfstream Park'ta koşu heyecanı için söz Onur Bükey'de. Sevgili yarışseverler, Gulfstream Park'ta ikinci koşu altılı ganyanın ilk ayağına katılacak olan 4 ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları starting box'taki yerlerini almayı sürdürüyorlar. 9 numaralı All About Cavern box'ın gerisinde 9. ve sonuncu kısrak olarak o da kulvarındaki yerini alıyor. Kısraklar şu anda start takım emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 3 numaralı Mrs. Maisel numarayı aldı. Dış kulvardan 8 numaralı Sky Snow. İç kulvardan 2 numaralı K-Seri atak yapıyorlar şimdi. 2 numaralı K-Seri geliyor 1400 metre start yerinde. Grubun liderliğini alıyor ve şu anda da bariyer dibinden dönme avantajıyla 3 numaralı Mrs. Maisel'ın önünde farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Mrs. Maisel tekrar temposunu arttırdı geldi ve farkı 1 boya kadar indiriyor. 1 boy gerilerinde orta kulvarda 8 numaralı Sky Snow, hemen dışında 9 numaralı All About Cavern, onların bir boy kadar gerisinde şimdi orta kulvarda atak yapıyor. Bu metrelerde 1 numaralı Run Blondie Run, onun hemen dışında 4 numaralı Antigone, bir boy gerilerinde 5 numaralı Ghostly Beauty var ve 1000 metre start yeri 2 numaralı K-Seri'nin lideriyle geçiliyor. Fark 1 boy. 3 numaralı Mrs. Maisel ikincilikte, hemen dışında 9 numaralı All About Cavern var, içinde 7 numaralı Amolga, onun bir boy gerisinde 8 numaralı Sky Snow yürüdü geldi şimdi, bir boy gerilerinde 5 numaralı Ghostly Beauty var ve son 600 metreye giriliyor. 2 numaralı K-Seri startla birlikte aldığı liderliği koruyor.
geliyor ama dış kulvardan. 3 numaralı Mrs. Maisel geliyor. Onu bastırıyor ve onu ekarte ediyor. Şimdi ondan koşunun liderliğini alıyor. Gerilerden 8 numaralı Sky Snow, orta kulvardan 9 numaralı Ole Bat Kefir'in hücum ediyorlar. 9 numaralı Ole Bat Kefir'in geliyor. Dışından da 8 numaralı Sky Snow geliyor. Onun dışından da 5 numaralı Ghost Beat hücum ediyor şimdi. Bir at boyu kadar 8 numaralı Sky Snow önde. 5 numaralı Ghost Beat koptu geliyor. 5 numaralı Ghost Beat bir baş bir buyruna geçiyor. Potayı 5 numaralı Ghost Beat buluyor Ayrı Tortez Junior'la. 8 numaralı Sky Snow ikinci oldu sevgili yarışseverler. 4 numaralı Intigini üçüncü. 7 numaralı Amolga yarışı dördüncü olarak tamamlıyor. Cezası bittikten sonraki ilk birinciler aldı. 5 numaralı Ghost Beat ile Ayrı Tortez Junior. 8 numaralı Sky Snow önünde koşudan galibiyetle ayrılıyor. Alıyor. Kısraklar şu anda start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 3 numaralı Mrs. Maisel numarayı aldı. Dış kulvardan 8 numaralı Sky Snow. İç kulvardan 2 numaralı Kayseri atak yapıyorlar şimdi. 2 numaralı Kayseri geliyor 1400 metre start yerinde. Grubun liderliğini alıyor ve şu anda da bariyer dibinden dönme avantajıyla 3 numaralı Mrs. Maisel'ın önünde farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Mrs. Maisel tekrar temposunu arttırdı geldi ve farkı 1 boya kadar indiriyor. 1 boy gerilerinde orta kulvarda 8 numaralı Sky Snow, hemen dışında 9 numaralı All About Kefern, onların bir boy kadar gerisinde şimdi orta kulvarda atak yapıyor. Bu metrelerde 1 numaralı Run Blondie Run, onun hemen dışında 4 numaralı Antigini, bir boy gerilerinde 5 numaralı Ghostly Beauty var ve 1000 metre start yeri 2 numaralı Kayseri'nin liderliğiyle geçiliyor. Fark 1 boy. 3 numaralı Mrs. Maisel ikincilikte, hemen dışında 9 numaralı All About Kefern var, içinde 7 numaralı Amolga, onun bir boy gerisinde 8 numaralı Sky Snow yürüdü geldi şimdi, bir boy gerilerinde 5 numaralı Ghostly Beauty var ve son 600 metreye giriliyor. 2 numaralı Kayseri startla birlikte aldığı liderliği koruyor ama dış kulvardan 3 numaralı Mrs. Maisel geliyor. Onu bastırıyor ve onu ekarte ediyor. Şimdi ondan koşunun liderliğini alıyor. Gerilerden 8 numaralı Sky Snow, orta kulvardan 9 numaralı Ole Bat Kefir'in hücum ediyorlar. 9 numaralı Ole Bat Kefir'in geliyor. Dışından da 8 numaralı Sky Snow geliyor. Onun dışından da 5 numaralı Ghost Beat hücum ediyor şimdi. Bir at boyu kadar 8 numaralı Sky Snow önde. 5 numaralı Ghost Beat koptu geliyor. 5 numaralı Ghost Beat bir baş bir buyruna geçiyor. Potayı 5 numaralı Ghost Beat buluyor Ayrı Tortez Junior'la. 8 numaralı Sky Snow ikinci oldu sevgili yarışseverler. 4 numaralı Intigini üçüncü. 7 numaralı Amolga yarışı dördüncü olarak tamamlıyor. Cezası bittikten sonraki ilk birinciler aldı. 5 numaralı Ghost Beauty ile Ayrı Tortez Junior. 8 numaralı Sky Snow önünde koşudan galibiyetle ayrılıyor. Değerli yarışseverler, koşu heyecanını geride bıraktık ve diğer tüm mücadelelerde yine ekranlara gelmeye devam edecek programımız içerisinde diyelim ve hemen hiç vakit kaybetmeden geçtiğimiz haftanın mücadeleleriyle başlayalım efendim. 19 Mart gününe gideceğiz. İzmir'de gerçekleşen 4. koşu, kısa vade 9 koşu ekranlara gelmeye başladı bile. 1900 metre mesafede 4 safkanın katılımıyla gerçekleşmişti sevgili Gökhan. Görüntüler eşliğinde pist de gerçekten o gün yağıştan çok ciddi etkilenmişti. Neler söylersin? Evet, kış sezonu tabii ki malum, özellikle İzmir ikliminde. Bazı kışın bazı sezonlar hakikaten çok yağmur yağar ve yağdığında da durmaksızın devam eder. Böyle olduğunda muhakkak suretle pistler de bundan etkileniyor. Pistlerin belli bir bölümünde sular birikiyor. Ama tabii biz atçılar buna alışkınız. Eskiden çok daha yağmur yağardı ve eski kumda su pek gitmezdi. Daha sulu, daha böyle bir su birikintisinin çok olduğu günlerde ben de çok at bindim. Ama bu pistlerimiz biraz daha bu suyu az tutuyorlar. Yağmur biraz daha ve su deyince çok eski yıllar, yani 90'lı evet. Yıllarda benim aklımda kalan ilk pist Adana pisti. Değil mi? Tabii. Adana pistindeki o su çok etkili oluyordu. Ya, Akdeniz ikliminde de mesela kışları çok sert geçmez ama bazı dönemlerde işte 15 gün, bir ay ya da 45 gün gibi çok soğuk da olabiliyor. Ya da çok ciddi yağışlar da olabiliyor. O kumlar bu kadar suyu çekmiyordu. Evet. Dolayısıyla da o senin dediğin yarışı hemen hatırlıyorum. Alt üzerinin oralarda böyle biraz su birikinti olur. Biz dışarılardan dolanırdık. Evet. O zaman dilimizde yaşadık. ama tabii böyle bir çamur pisti, böyle sulu pisti bekleyen atlar da var. Dünya üzerinde bütün atçılığın cazip tarafından bir tanesi de budur.
iklimin size verdiği, hava şartlarının size sunduğu, bu şartlar altında yarışlar yapılır gerek çimde gerek kumda, sentetik pist, tapeta pist, bunların birçoğu aynı, eski kum çim fark ediyor. Ve tabii ki pistin durumu neticeye de sirayet ediyor. Koşuya tekrardan dönecek olursak, Kardeşcan her şeyden önce sadık koşu kazanmasını bilen at. Şimdi bazı atlar vardır, çok iyi atlardır, kazanç da sağlarlar, ekiplerine katkıda da bulunurlar, çok da güzel. Fakat bazı atlar kazanmasını bilir. Şimdi 31 yarış, 19 birinci. Bravo, ben 20 saydım ama sen 19 20 saymışsın. Mi? Ben yanlış saymış olabilirim. Olabilir, 19-20. Sonuçta 3 yarışın ikisini kazanmış. Bence çok ciddi bir başarı. İkramiye bazına bakıldığı zaman 2 milyon bir kazanç sağlıyor. Bir Arap atının bu kadar kazançlı olduğunda daha yüksek çıkabilir ama Kardeşcan kazanabileceği koşulları tercih ederek Kocaeli, Bursa ve İzmir ağırlıklı. Bu yıl İzmir hipodromunda özellikle kendi eşitlerinden, yani 5 yukarı yarışlarda ağırlığını koydu. Hemen hemen geçilmedi. Bu ve benzeri atlar, iyi atlar, bu atların ayakta kalması, koşullarının aktif olarak devam etmesi, koşu hayatının belli bir noktadan sonra formuna giriyorlar. Biliyorsun ki Arap atları biraz geç forma girebiliyor. Girdiğinde kolay kolay formdan düşmüyor. Ya da öyle bir zaman dilimine geliyor ki fit durumda, o fit durumu 2 ay, 3 ay, 4 ay sürdürebiliyor. O zaman da rakiplerine bakıldığında üstünlük sağlayıp devam ediyor. Şu an için Kardeşcan İzmir'de bu anlattıklarımı yapıyor. Ama tekrar ediyorum, koşu kazanmasını bilen bir at. Yani bu da çok önemli. 30 yarışın 20'sini kazanması bence kariyerine çok büyük bir etken. Hatırlar mısın Gökhan? Geçen sene bu dönemlerdeydi. Ben Can Kardeşler mi, Kardeşcan mı diye bir soru sorduğumda, evet, Suat Hoca da sen de şüphesiz tartışmasız Can Kardeşler demiştiniz. Doğru. Onun üzerine Safkan son 4 ayda 1-2 4. grup yarışını kazanıyor. Aynen öyle. Bir soruyu tekrar edeceğim. Tabii şimdi ki. Can Kardeşler mi, Kardeşcan mı desem yine şüphesiz Can Kardeşler. Çok rahat. Evet. Çünkü Can Kardeşler çok başka bir attı, şampiyon bir attı. Kardeşcan çok iyi bir at, grup atı. Tabi benim görüşümdür. Herkesin görüşü bakalım, farklı bu olabilir. Bu tercihini değiştirmeyi başaracak mı Kardeşcan? Belki bir sene sonra sorduğumda belki değiştirir, belli de olmaz. O belli olmaz tabii ki. Arap atları belli bir zaman diliminden sonra yükselişe de geçiyorlar. Geçebilir. Olabilir ama tabii Can Kardeşler kumaş olarak daha bir farklı bir at. Yani evet, her ata şampiyon denilmez. En azından ben diyemiyorum ama çok iyi atlar var. Herkes ata kendini şampiyonudur yani. Doğru. Onu da atlamamak lazım. Bu işin güzel taraflarından bir tanesi de budur. Kardeşcan çok iyi bir at. Şu an için bu rakiplerin üstünlük sağlıyor. Muhakkak sürekli Ertemiz, Çaltepe, Kızılan kendi kariyerlerinde performans ve kazanç olarak başarırlar. Ama Ertemiz'in 2 yıl önce kazandığı bir grup 1 var ki kolay değil grup 1 kazanmak. Fakat koşu kariyerlerine ve performanslarına bakıldığında Can Kardeşler'in koşuda yaptığı yarışlarla bunlar mukayese olmaz. Ama kazanmaya devam ediyor. Biz de tebrik ediyoruz. Can Kardeşler'in kazancı 8 milyon 711 bin lira. Kardeşcan an itibariyle 2 milyon 289 bin lirayı, evet, geçmiş durumda. Daha ya, çok yolu var. Bir de jenerasyon da çok önemli. Fark Sadık ediyor, şimdi yani bir at vardır. Kazanç da değil. Kazancının 1/4'ünü kazanır ama öyle bir atlarla koşar ki, öyle bir atları geçer ki, öyle bir performans sergiler ki direkt olarak evet şampiyondu bu, size dedirtir. Ben sadece bu koşuda genel olarak bakıldığında çok ciddi bir analiz yok. Kardeşcan'ın kuvvetli bir at olduğu aşikar, sana yakın performans sergiliyor. Yani hala koşu içerisinde biraz içeri meyilenebiliyor, biraz dışarı gidebiliyor, biraz jokeyle oynayabiliyor. Yani daha gücü kuvveti var, bunu devam ettirebilecek. Önümüzdeki zaman diliminde daha iyi olabilecek izlenim var. Sanki senin söylediklerine katkı sağlarcasına bir zaman dilimi onu bekliyor. Ertemiz, Çaltepe iyi koştular ama Çaltepe startta kalmasaydı belki iyi bir ikincilik mücadelesi olabilirdi. Kardeşlere şu an için bu rakiplerinin yapabileceği bir şey yok. Gökhan Kocakaya'yla da uyumu muhteşem. Artısı şu, hem kısada hem uzunda kazanma başarısı gösteriyor. Kesinlikle öyle. Gökhan Kocakaya'yla da üst üste 5. birinciliğini elde etmiş oldu Kardeşcan. Kısada uzunda istisnasız, hatta bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun şeklinde kazanmaya da devam ediyor. Can ekürisinin bu güzide safkanı maşallah diyelim efendim, ayakları tabii düz bassın. Kardeşcan padok görüntüsü olarak da gerçekten böyle padoğun da en yakışıklılarından biri oluyor, evet, her zaman. Tur botayları ala oldu mu böyle birazcık daha gösterişli oluyorlar. Bu arada tabii ki Muzaffer Çavuş, Muzaffer Can. Selam olsun. O da biliyorsunuz ki Muzaffer Çavuş olarak anılır. Evet. Can Kardeşler'den sonra Kardeşcan gibi bir ata da sahip olmaları hem Can Akürüsü'ne
hem böyle bir atçı aileye her konuda katkı sağlıyor, destek sağlıyor. Ben bunlara da bunu da önemsiyorum Sadık. Hep dile getiririm, yatırımcı yani yetiştirici bazında bence bütün işleri rast gitmesi dileğiyle. Çünkü yetiştirici olduğu zaman, yatırım yaptığın zaman bu sefer dönüyor. Yetiştirici atlar koşuyor, arkasından da ayaklar estirmeye çalışıyor. Koşan atların kardeşleri var. Satıldığı zaman tekrardan eküründen atlar alınmak istiyor. Bu böyle bir döngü ve bu döngü ne kadar çok artarsa, ne kadar çok bu devam ederse Sadık, atçılık adına bu çok katkı sağlıyor. Dünya atçına baktığınız zaman en önemli festivaller böyle önemli koşulardan daha ziyade satış organizasyonlarıdır. Her yıl dünyanın her yerinde ciddi reklamlar yapılır. Dünyanın her yerindeki atçılar gelir, atları kısrak olsun, tay olsun, foil olsun. Hepsini dikkatle takip ederler, ekürüsüne katmaya çalışırlar, rakamlar iner çıkar, yani bu çok önemli. Kesinlikle. Dolayısıyla da böyle atçı bir ailenin de böyle şampiyon bir at ve de iyi atlara sahip olması kutlamak gerekiyor. Kesin öyle. Burada anne bedel 2. Evet. Hem Can kardeşlerin hem kardeş Can'ın annesi bedel 2'yi de ayrı bir parantez açalım. Bir Tunca kızı, 12 yavrusu var. Yarış koşma başarısı gösteren 8 yavru toplamda 91 yarış kazanmış Gökhan. 12 milyon kazancı geçmiş bu yavrular. Hakikaten yani iyi bir kısrak, tabii, iyi eşleşmeler sonucunda neler yapabiliyor, en güzel göstergelerinden biri bedel 2. Sadıkçığım zaten atçılıkta olmazsa olmaz pedigri takip ediyoruz ve soy kurucu aygırların olduğu kadar çok iyi bir soy kısrak stonuz olabilir ya da bir kısrak yakalarsanız o size bir stok hazırlar. Kendi iyi yavrular verir. Verdiği yavrular anne olduğunda iyi anne olarak devam ederler ve o soy o şekilde baskın olarak devam ettiğinde o ekürüyü şahlandırır. Değil mi? Çok net. Tabii. Bir atla başlarsanız o bir atın size sağladığı bir ağaç kökü gibi böyle yayılır. Hatta ülke atçılığına bile katkı sağlar. Aygırlar verir, kısraklar verir, kardeşleri el değiştirir, farklı şeylere gider, farklı ülkelere gider. Burada önemli bunlar bir çok... şey daha dikkatimi çekti. Paylaşayım sevgili Gökhan. Mesela ilk yavrusu, tabii burada ölmüş olanlar var ama yaş olarak gördüğüm en yaşlı yavru 21 yaşında. Bedel 2'nin 21 yaşında bir tayı var, yavrusu var. Bilge Can isminde. Ama en başarılı yavrular Can kardeşler 10 yaşında, kardeş Can 5 yaşında. Yani düşündüğümüz zaman kısrağın anneliği başladıktan 12-13 sene sonra en başarılı yavruyu vermiş. 18 sene sonra kardeş Can'ı vermiş. Yani bir kısrağın gerçek potansiyeli de belki ilerleyen yıllarda da ortaya çıkabiliyor. Ya bunu bu aygır için de geçerli, kısrak için de geçerli. Söylediklerine de katılıyorum. Ama birçok kriter var bir atın kendini gösterememesi için. Hı hı. Yani bu doğumundan yaşadığı şanssızlık, harada büyüyene kadar başına gelenler, sahaya geldiğinde birçok kriterler var. Yani o diğer atların bu atlardan eksik yanı mıydı, bu atlar mı üstündü? O atı ancak atın ilgilileri bilebilir yani Sadık. Tabii. Söylediğinde kesinlikle haklısın. Şampiyonun ne zaman geleceği belli olmaz. Birçok yavru ölüyor, içlerinden bir tanesi çıkıyor. Ama bazı kısraklar, bazı anneler var ki hakikaten her doğulu yavru bir potansiyel. Ama o potansiyeli ortaya çıkarıp koşarabilmek de bir mesele. Müthiş. Bunun için birazcık yetenekle başarı da gerekiyor. Aynı zamanda tecrübeli şansınız şart da yaver gitmesi gerekiyor. Yani. Çünkü zor atçılık dünyanın en zor, en güzel işi. Bir o kadar da riskli bir işi. Pamuk ipliğine bağlı. Çok doğru. Birçok şey aynı anda tabii, birbirini tamamlamalı. Tabii. Cazip de kılan tarafı bu ve çok özel canlılar hepimizi cezbediyorlar yani. Ekmeğimiz at ama biz tutkuyla bağlıyız onlara. Aşkla, tutkuyla bağlıyız gerçekten. Tüm at sever kişiler efendim hep aynı duyguyu paylaşıyoruz. Diyelim ve geçelim. 19 Mart Kocaeli Kartepe'de yapılan Ali İhsan Kaya koşusuna. Yine 19 Mart Cuma gününün mücadelesiydi ve kısa vade 6 koşuda bu kez 3 yaşlı İngiliz taylarını bir arada izledik. 5 tay katıldı koşuya. Favori Sea Breeze'di. %48'in üzerinde bir AGF oranı taşıyordu. Ancak kazanan Line Empire oldu. Line Empire, Line Heart Winshah orijinli, evet, ve Ayhan Kurşun'la start alan tay kazandı. Bakalım Gökhan start nasıl alabilir miyiz, yorumlayacak? Start hemen start çıkışıyla yeniden görüntülerimizi aldık. Şimdi koşuyu kazanan Line Empire en iyi çıkan at. Kaç numara? 3 numara. Evet. En kötü starttan çıkan at da bugün için 1 numara Sea Breeze. Evet. Şimdi Line Empire liderliği alıyor fakat öne gitmek istemiyor.
Yarışta da çok hızlı tempo yok. Bir numaralı Sibiriz gelip liderliği alıyor. Fakat liderliği alabilmek için farkında mısın? 200 metre bir yürüttürüyor. Tabii. Yani anlatmak istediğim iyi starttan çıkış, iyi çıkışın ardından önlere gidip kendine bir yer alman, aldıktan sonra yeri muhafaza etmen artıya geçiriyor seni. Tabii. Bir de çok startta kalmasa dahi, çok dezavantaj sağlamasa bile, çok süratli gitmeyen, çok kalabalık olmayan bir koşudaki Sibiriz şartlar ne olsun 200 metre yürüttürüyor. Evet. Liderliği aldıktan sonra işte binen arkadaş Tolga Rolanti'ye indiriyor. Atın aksiyonunu tamamlayıp sağladıktan sonra üzmüyor atı. Her şey lehine ama şartlar ne olursa olsun iyi çıkıp başlayıp rahat bir şekilde yerini veren atla istediği yeri alabilmek için yürüttüren bir atla karşılaşıyoruz. O zaman şunu sorayım. Bunun yarışın sonuna yani neticesine etkisi oldu diyorsun değil bütün mi? Bütün yarışlarda olur. Sadece bu yarış özelinde değil. Bu anlattıklarım biraz genel olsun. Bütün yarışlarda olur. Fakat Tolga hem bunun farkında hem de rakibler arasında da bir 3 kiloluk fark var. Biraz daha idare etti. Fakat koşunun son 200 metresinin ardından kazanan Leon Empire yani bu geçiş üstünlük sağladı. Poteye daha diri girdi. Birazdan mesafe olsa bir iki boy daha açacaktır. Sibiriz kötü koşmadı ama Leon Empire bugün çok daha etkiliydi. Leon Empire üzerinde birazcık daha genelleme biraz sohbet edelim istiyorum. Tabii ki. Şimdi 11 yarış koşuyor ve bu 11 yarışın 7 tanesi İstanbul'da. Tabii ki İstanbul Arena muhakkak suretle İstanbul Hipodrom'da açılık yapan, İstanbul Hipodrom'da açılık yapmak isteyen herkese saygımız var. Ve bir arenada hemen hemen büyük koşuların birçoğu İstanbul'da yapılıyor. Fakat her at İstanbul atı değil. Ama bu onun kötü bir at olduğu, eksik bir at olduğu anlamına gelmez. Pisti sevmeyebilir, havasını sevmeyebilir, ağırları sevmemiş olabilir. Ve bunların birçok etkenliğinden başarılı olamayabilir. Evet. İşte karşınızda kim var? Leon Empire var. Başlamış koşu hayatına 4-4-3-3-4-3-3 gidiyor. Kötü mü? Asla diyemezsiniz. Şart birinin ardından maiden'de hep yakın tabelede bitmiş. Aslında atta bir yetenek var. Koştuğu her yarışta tabelaya giriyor. Fakat ne zaman birinci ayın 22'sinde Kocaeli'ne gidiyor 1-1-2-1. Hem ters pist hem kum pist bir araya geliyor ve safkan aradığını buluyor. Buluyor. Yani muhakkak sürekli bir yerlere gelebilen atlar için de bunu söylüyoruz. Ama pist değişikliği, şehir değişikliği birçok ata iyi geliyor. Yani Leon Empire bunun bir örneği. Tekrar ediyorum. Yani, hakikaten çok net. 6 yarışta maiden'dan çıkamayan 7. bir atın kısa vade kazanması... 4'te 3 pisti, evet, hem 4'te 3 hem bir de kısa vade olunca pistin ne kadar bu safkanda etkili olduğunu bir kere daha kanıtlıyor. Kesinlikle. Zaten kış sezonu biliyorsun biz ekranlarda hep Yonaguşka zamanı diyoruz ve hala kazanmaya devam ediyorlar ama Leon Art'ın yavruları da kış sezonunda özellikle kumda koşup kazanma oranında yüksek devam ediyor. Leon Empire'de bunlardan bir tanesi. Koşuda çok fazla analiz yok, bunu anlattım ama koşunun özelini geçen hafta da paylaşmıştık. Sadıkçım hakikaten ata atçılığa gönül vermiş çok değerli büyüklerimiz var. Ben kendimi çok şanslı buluyorum. Ben efsane olarak adlandıran birçok jokeyle birlikte at da bindim. Apranti okulunda ismini verdiğimiz hakikaten yeri doldurulmayacak Ekrem Kurt başta olmak üzere. Saygı ve rahmetle. Hayatta olanlar ismini zikrediyorum ama unuttuklarım kusura bakmasınlar. Mümin Çılgın, Aykut Aracı, Tınay'a Düşen, Ahmet Atçı, rahmetli olan Halil Kaya, Serhat Okumuş, Süleyman Aktı, Akın Özdeniz, Mehmet Bayram, lütfen aklıma gelmeyenler varsa dile getir. Yani hepsi de at bindik ve hepsi bize çok çok değer kattı. Az öz konuşur, eğitici, öğretici Kadir Altınöz inanılmaz bize katkı sağlardı. Ama o zaman diliminde Kazım Yıldız'ı söyledim. Tabii ki de şu an çok değerli atçılarımız var, at sahiplerimiz var, hepsine saygımız var. Hakikaten çok ciddi bir emek, bir uğraş veriyorlar. Bu zaman diliminde atçılık yapmak da kolay değil. Gönüllüler. Ama o benim dediğim yıllarda belki de ben aprantiydim, bana öyle geliyor. Çok değerli büyüklerimiz vardı. Birçoğun ismine de kuşlar yapılıyor. Onlardan bir tanesi de Ali İhsan Kaya. Gerçekten geçen hafta da söyledim, kimse bilmez jokeylik olarak başlamıştır. Ve ben biliyorum ve sonrasında ata atçılığa yatırım yapmış. Çok ciddi kısraklar kazandırmıştı. Bir Nikomedia isimli bir atı vardı. Herkes çok iyi bilir. Sadık gerçekten ilk saysalar, bu benim görüşüm, yani Türkiye'ye gelmiş en iyi kısraklarda ilk sıralarda yer alır. Yani bazı at vardır ya, yer uçağı derdin. Evet. Aykut abi çok bindi ona. Ben bindim bir yarış. Ve onun yavrularından Nikoş oldu. Nikoş'tan sonra devamı geldi. Soylukan vardı, Ülkü vardı, Fikret isimli atları vardı, Elektrik vardı, KYB vardı. Çok iyi atlar vardı.
Ben niye bunu anlatıyorum biliyor musun? Biz o zaman aprantiydik. Mesela sen bu isimleri önünde bilgisayardan bakmadan aklından saydın. Bindim o kadar, mi? Hepsine o kadar, bindim ben onların. Mesela Jappar isimli bir atı vardı, Gazi koştuk. Biz ayağında platin vardı o zamanlar. No. Bu ekürüde. Ben binmiştim. Neden bunları anlatıyorum biliyor musun Sadık? Hem vaktimiz var hem sohbet ediyoruz. O zamanlar bu değerli büyüklerimiz sahaya gelen, zaman zaman form düşüklüğü olan, zaman zaman morali düşmüş, işte kilo almış. Biz kilolarımız inip çıkıyordu. Ceza almış. Ama sahaya gelip böyle bir gayret içerisinde olanları dikkat ederlerdi. Bir ya da iki tane at teslim ederlerdi. O bir iki at seni tekrardan oyuna dahil ederdi. İşte Ali İhsan Kaya öyle bir büyüğümüzdü. Yeşil siyah formasıyla. Şu an için Mert Kaya değerli arkadaşımız sarı kırmızı formasını en iyi şekilde temsil ediyor. Hem yetişicilik hem koşuculuk babında. Bu hafta yine güzel bir koşu kazandılar. Tezcan'la da bir beraberlikleri söz konusu. Kutlayalım tekrardan. Ama böyle değerli büyüklerimizin ben yaşamışlık olunca dile getiriyorum. Mesela ilk aklıma gelenlerden Alpay Özoğul, Avram Barakas, Hasan Adalı, Başer, Milli, Ekenler, Kara Mehmetler. Müthiş, yani müthiş gerçekten. Müthiş gerçekten. Hepsi böyle bize katkı sağlardı. Yani bakarlardı. Mesela Orijin Osman isimli bir büyüğümüz vardı. Hemen aprantileri görür ya da jokeyleri görür çekerdi kenara. Allah rahmet eylesin, hala kulağımda söyledikleri. Çok ata binmek iyi jokey olunmaz evladım. Niye çok ata biniyorsun? Az bin, öz bin. İstatistiği düşürme diyordu. Tabii, yüzdeyi Osman düşürme Atakol, diyordu. Osman Atakol. Çok değerli büyüklerdi gerçekten. Hayatta olanlara bir kez daha selam olsun. Ellerinden öpelim. Hakkına rahmete kavuşmuşlara da bir kez daha nurlar içinde uyusunlar. Amin inşallah. Mekanları cennet olsun. Amin. Çok değerli büyüklerimizdi. Kesinlikle Gökhan, gerçekten programımızın böyle duygu dolu anları, evet. Bilmiyorum izleyicilerimize geçiyor mu bu duygular ama şu an ikimiz de yoğun duygu paylaşımı içindeyiz. Ya şöyle söyleyeyim, mesela kilo aldık, kilo aldığımız için jokelimiz tabii ki bitti ama o zamanlar gerçekten bu dört büyüğümüz hayatta olsaydı beni kilo da aldırtmazlardı, jokelimi de bitirtmezlerdi, 65 kilo da at yazarlardı, yani öyle destek evet. Sağlıyorlardı. Çok doğru, çok doğru. Huzur içinde yatsınlar, nur içinde yatsınlar diyelim efendim. Peki devam edelim. Sıradaki mücadele 20 Mart tarihli Adana'da gerçekleştirilen koşuyla, 20 Mart'ta Adana'da yapılan 5. koşudayız. Ve tendürek koşusu. Tendürek koşusu tabii hem 3 yaşlı İngiliz taylarının yıl içerisindeki ilk ciddi çim pist uzun mesafe sınavı olması sebebiyle hem de Gazi koşusuna sevgili Gökhan'ın da önceki programlarda defalarca zikrettiği üzere önemli safkanları yollaması hasebiyle son derece mühim bir koşudur. Kazanan Burgas oldu. Gökhan neler söyler? Şimdi Sadık'cığım geçen hafta da bunu dile getirdik. Tendürek koşusuna bakıldığında son 15 yıl içerisinde geçen hafta sen paylaştın. 3 tane Gazi koşusu galibi. Kazanan galibi var. Ve bu koşuda start alan atlının birçoğu Gazi koşusuna geliyor. Hem start alıyorlar hem de başarılı oluyorlar. O yüzden ben tendirek koşusunu çok önemsiyorum. Hı hı. Ve bu koşuda start almış atların Gazi koşusuna gelme oranı istatistiği yüksek. Başarılı olma istatistiği yüksek. Ve bana kalırsa öyle bir performans sergiledik ki bu atta kesinlikle yol atısı Gazi koşusu olacak. Ve bu zaman diliminden Gazi koşusuna kadar bir aksilik yaşamadığı sürece de çok daha iyi işler yaparak devam edecektir. Hı hı. Çünkü Burgas bu zamana kadar 5 yarış koşuyor. Üçünü kazanıyor. İki tanesi ikinci. Tabii ki tecrübeli bir ekipte Ankara'da 10. ve 11. aylarda iki yarış koşuyorlar. Sonra 11. ayda Adana'ya gelip Adana'da bir yarış görüyor çimde. Ve bekliyorlar. Bekledikten sonra bir 5 şartla başlayıp hemen tendüreye geliyorlar. Yani diyor ki bizim atımız tamamıyla bir çim atı. Biz kumda koşmuyoruz. Koşabileceğimiz 3 yarış vardı. Onu yaptık. Ardından da 2 koşuyla Adana Çin pistinin açılışını yapıp ve kazandık. Fakat Skyline'ın ikinci olduğu, Tron'un üçüncü olduğu, Kegner'ın dördüncü olduğu bir koşu var. Ama koşuyu bir 600'den tekrardan alalım. Çünkü Adana Çin pisti Sadık koşu süratli gittiğinde daha kolaylaşıyor. Çünkü süratli gittiğinde yerini alıyorsun. Aldığın yeri muhafaza ediyorsun. Kapanma, daralma, aksiyonu bozulma olanı az oluyor. Şimdi burada Ataberk ve Kegner'ın olması koşunun son 1400'den sonra hızlanması arkadaki grubu rahatlattı. Rahatlatınca düzlük dönümünü gücü olan atlar gelmeye başladı. Hı hı. Şimdi ikinci olan at Skyline iyi koştu. İlk öne çıkan Tron olmuştu üçüncü olan. Kegner önlerdeydi, dördüncü bitirdi ama bak buralardan sonra Burgaz'ı bir izle.
koşunun iyi yerine gitti, döndü. Fakat koşuya potaya öyle bir diri giriyor ki, öyle bir gayreti var ki, öyle bir güzel aksiyonlarını kurdu. Bana kalırsa tendere koşusu A3'ün önemini çok anlattık. Ondan bağımsız olarak baktığında bu yarış normal bir çim koşusu da olsa dikkatini çeker. Çok doğru. Bir King David temsilcisi, onun da babası bir hat-trick. Bu atlar mesafe seviyor, zaman seviyor, çimi seviyorlar. Kıstak babası Yavuzlar olması benim dikkatimi çekti. Fotoyu geçtikten sonra şu haline baktığında sanki bir Arap atı edası gibi böyle boynunu aşağı alıyor. Bir kendine hars bir kabadayılığı var. 5'te 3 yapmış, 2 tane de ikinci olmuş atı. Herkes görür tabii, söyler ama ben bu atın bu zaman diliminden, tekrar ediyorum, Gazi Kosun'a kadar olan süreçte bir aksilik yaşamazsa çok daha iyi işler yapıp Gazi Kosun'a da iddialı bir at olduğunu şimdiden söylerim. Ve bir de Ahmet Çelik tabii üzerinde olunca, evet, tabii Gazi ki koşusu çağrışımını çok daha hızlı ve çabuk yapmamızı sağlıyor aslında. Aynen öyle. İşte bazı koşular vardır, bazı jokerler için hakikaten bütün yollar ona açılır. Ahmet, evet, de hem bana kalırsa en büyük Ahmet Çelik'in jokerlikteki başarısı, koşuyu çok iyi analiz ediyor ve hemen iyi bir yer alıp koşu içerisinde inisiyatif alıyor. Çünkü biz daha önceki programlarda Gazi kazananları farklı analize geleneksel olarak alırdık. Hı hı. Zannedersem Greystrom Gazi'sinde beraberdik. İşte Mehmet Akif Ersoy koşusundan sonra bütün gece uyumadım abi. Ne yaparım da ben bu Gazi koşusunu kazanırım, ne yaparım da rakiplerimi geçerim diye. Bütün gece uyumadım ve bunun üzerine çalıştım dedi. Muhakkak suretle hepsi böyle bir koşuya ciddi bir hazırlık içerisinde bir ön çalışma yapıyorlar. Ona göre konsantrasyon sağlıyorlar ama Ahmet'in sanki bu konudaki bir gayreti ve yeteneği bir başka. Bu da zaten koşuyu, yani Gazi koşusundaki en büyük başarıyı getiriyor. Sen de bunu söyleyince benim de dikkatimi çekti. Hakikaten Ahmet devam ediyor. Ama Burgaz hakikaten bu yılın şu an için çimdeki en iyi performans sergilenen atı diyebiliriz. Tabii sezon daha yeni başladı. İzmir'de yapılamadı. Lütfü Karaosmanoğlu koşusu kuma alındı. Hava şartlarından dolayı. Çim pist sezonu yeni açıldı. Daha az yarışlar yapıldı ama Burgaz her zaman ben buradayım dercesine bir performans sergiledi. Kesinlikle şu son metrelerde belirttiğin, evet, gibi starttan yeni çıkmış gibi bir sprint yapıyor ki üçüncüyle de 10 boyluk bir, aynen, fark öyle oluyor. Bir kere sevgili Gökhan, kısrak babası Sadıkçım Yavuz Star bir Gazi galibi bir, evet, at. Bazı atlar var gerçekten koşu kariyeriyle aygırlık kariyeri biri olmayabiliyor ama bunu başarısız olarak adlandırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok şans bulamayabiliyor. Doğru kısaklar gelemeyebiliyor. Doğan Taylar şanslık yaşayabiliyor. Yoksa Yavuz Star'ın kariyerine bakın. Hatta sen şu an oradan bakarsan çok memnun, hemen, olurum. Hemen hemen koştuğu yarışlarının %90'ını kazandı. 1600'den 2400'e kadar birinciliği var. Kaç grup bir kazandı bir bakarsan sevinirim. Yani bir at daha nasıl, ne kadar bir başarılı performans sergileyebilir? Peki şimdi Selim uyardı, yurt dışına gidelim. Gidelim, dönüşte devam. Yavuz Star'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli yarışseverler, söz sevgili Onur Bükey'de. Sevgili yarışseverler, Gafsı Tim Park Hipodromu'nda 3. koşuya katılacak 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları kum piste çıktılar. Bu koşuya 1 numaralı Please Sit Down Paco Lopez'de, 2 numaralı Hero Tiger Emisel Jaramillo'yla, 3 numaralı Long Grey Line Marcos Menises'le, 4 numaralı Brevstown Edgar Zayas'la, 5 numaralı January One Miguel Vasquez'le, 6 numaralı Meat Junior Alvarado'yla ve 8 numaralı Trapezoid Ayrı Tortaz Junior'la Gafsı Tim Park'ta günün 3. koşusuna katılıyorlar. Sevgili yarışseverler, az sonra yapılacak olan günün 3. koşusu aynı zamanda Beşi Ganyan'ın ilk ayağında 7 numaralı Danville isimli safkan start almayacak. 1 numaralı Please Sit Down az sonra yapılacak olan koşunun favorisi şu anda yurt dışında. Paco Lopez'e koşuya katılacak ve yarışa en iç kulvardan başlayacak. Erken bayis oranlarında oranı 1'e 7 idi ancak şu anda koşunun favorisi konumuna geldi. 18 Şubat'ta Gafsı Tim Park Hipodromu'nda katıldı. Son yarışında bu pist mesafede start aldı. Ve Honolulu Express isimli safkanın 1.36.19'luk dereceyle kazandığı koşuyu ikinci olarak tamamladı.
Yarış hayatı boyunca 15 kez start alan Please Sit Down bunlardan ikisini kazanırken 3 kez ikinci, 1 kez de üçüncü oldu. Bu mesafede ise 1600 metre mesafede 7 kez start aldı. 2 birincilik, 2 ikinciliği bulunuyor. Son galopunu 7 Mart tarihinde Gafsı Tim Park Hipodromu'nda gerçekleştirdi. Please Sit Down ve 800'ü 53.7'lik bir derece yaptı. 17 safkan arasında da 16. sırada beğenildi İtman pistinde. İkinci sırada ise 8 numaralı Trapezoid var. Hayret Ortiz Junior ile koşuya katılacak. Giorgi Delgado'nun antren ettiği bir isim. Yarış hayatı boyunca 39 kez start alan Trapezoid bunlardan 7'sini kazanırken 4 kez ikinci, 7 kez de üçüncü oldu. Daha önce o da bu mesafede 1600 metre mesafede 13 kez start aldı ve bunlardan 3'ünü kazanırken 4 kez de koşulardan 3. olarak ayrıldı. Trapezoid son yarışını bu pist mesafede ve yine start alacağı jockey Hayret Ortiz Junior ile 1.38-28'lik dereceyle kazandı. Mystical Moon ve Zonic isimli safkanları mağlup etmişti. 6 Mart tarihinde katıldığı son yarışında. Son galobu kayıtlarda 27 Şubat tarihinde Gafsı Tim Park West Hipodromu'nda görünüyor. 800'ü 49.4 ve 20 safkan arasında İtman pistinde 3. sırada beğenildi. 8 numaralı Trapezoid. Koşuda 2 safkan daha şans verilen isimler arasında. Bunlar 4 numaralı Brevstown ve 6 numaralı Meat. 6 numaralı Meat, Oscar Gonzalez'in antren ettiği ve Junior Alvarado ile koşuya katılacak. 24 Şubat tarihinde son yarışında bu pist mesafede start aldı ve Junior Alvarado ile koşuyu 1.36.99'luk dereceyle kazanırken buradaki rakiplerinden 4 numaralı Brevstown ve 5 numaralı January Won isimli safkanları mağlup etti. Bir yarış önce de yine bu pist mesafede start aldı ve 1.36.61'lik dereceyle Junior Alvarado ile koşuyu kazanırken buradaki rakiplerinden 1 numaralı Please Sit Down ve 4 numaralı Brevstown isimli safkanları da mağlup etti. Son galobu 19 Mart tarihinde. 800'ü 49.7 oldu ve 27 safkan arasında İtman pistinde 16. sırada beğenildi. Şu anda koşunun favorilerinden 4 numaralı Brevstown, Antonio Seno'nun antren ettiği ve Edgar Sayas'la koşuya katılacak olan bu isimde 22 kez koştu bugüne kadar ve bunlardan 4'ünü kazanırken 3 kez ikinci, 5 kez ise üçüncü oldu. Daha önce bu mesafede 7 kez start aldı. 1 birincilik, 3 ikinciliği ve 2 de üçüncülüğü bulunuyor. 24 Şubat'ta start aldığı son yarışında bu pist mesafede Edgar Sayas'la ikinci oldu. Buradaki rakiplerinden 6 numaralı Mit isimli safkana mağlup oldu ve 5 numaralı January Won'u da mağlup etmişti. Son galobu kayıtlarda 12 Mart'ta Gafsı Tim Park'ta 1059 ve bu galobuyla 22 safkan arasında ilk sırada beğenilirken son galobunu 20 Mart tarihinde Gafsı Tim Park Hipodromu'nda gerçekleştirdi. 1000'i 1.9 ve 47 safkan arasında 24. sırada beğenildi. 4 numaralı Brevstown. Evet, artık safkanlar pikörlerinin eşliğinde 1600 metre start gerisine geliyor sevgili yarışseverler. Koşuya en iç kulvardan başlayacak olan 1 numaralı Please Sit Down ilk at olarak giriş hazırlığı yapacak. Az sonra bu koşuyla birlikte Beşi Ganyan da başlayacak. Koşudaki tek kır safkan 3 numaralı Long Grey Line Marcos Menises de koşuya katılıyor. İlk iki koşu tamamlandı Gafsı Tim Park Hipodromu'nda. Az sonra üçüncü koşuyla birlikte Beşi Ganyan başlayacak. 1 numaralı Please Sit Down, 2 numaralı Hero Tiger ve 3 numaralı Long Grey Line box'taki yerlerini alıyorlar. 4 numaralı Brevstown'da kulvarındaki yerini aldıktan sonra 5 numaralı January Won giriş hazırlığı yapıyor. 5 numaralı January Won'un ardından 6 numaralı Meat kulvarındaki yerini aldı ve 8 numaralı Trapezoid kaldı box'ın gerisinde. 7. ve sonuncu at olarak Trapezoid da kulvarındaki yerini alıyor. Ve atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi, koşu başladı. 7 at için toplu sayılabilecek çıkışın ardından dış kulvardan atak yapıyor. 4 numaralı Brevstown numarayı alıyor ve şimdi koşuyu force etmeye başlıyor. Bir boy farklı bir liderlik temin ediyor. Hemen arkasından 2 numaralı Hero Tiger hamle yaptı. Orta kulvardan ikinciliğe sokuldu. Onun hemen dışında 8 numaralı Trapezoid tek at gibi oldular. Şimdi onların bir boy gerisinde 6 numaralı Meat. Meat'in bir boyun farkı gerisinde 3 numaralı Long Grey Line. Daha sonra iç kulvarda 1 numaralı Placid Town ve koşunun son 1000 metre start
Stuttgart yerine 4 numaralı Brestan temposunu arttırarak 4 boy farklı lider olarak gidiyor. 2 numaralı Hero Tiger ve 8 numaralı Trapezoid ikilisinin önünde. 2 boy gerilerinde 3 numaralı Long Grey Line var ve daha sonra da iç kulvarda 1 numaralı Placid Dan, dışlarında da 6 numaralı Mid sırasıyla. Son 800 metreyi 4 numaralı Brestan önde geçiyor. Fark 3,5 boy. 2 numaralı Hero Tiger atak yapıp onu yakalamaya çalışıyor. Dışlarında da 8 numaralı Trapezoid var. Onların 2,5 boy gerisinde 6 numaralı Mid var ve azalan farklara rağmen son 600 metreyi şimdi 1,5 boy farklı 4 numaralı Brestan önde geçiyor. Dış kulvardan 2 numaralı Hero Tiger, onun dışından 8 numaralı Trapezoid'un hücumu var şimdi ve Trapezoid geldi. 4 numaralı Brestan'ı yakaladı ve yakaladı, şimdi ona hakim oldu ve onu da ekart etti ve düzlüğe de 1 boy farkla 8 numaralı Trapezoid önde çıkıyor. Ayret Ortiz Junior'la fark 1 boy iç kulvardan 4 numaralı Brestan gelmeye çalışıyor ama aldığı liderliği koruyor. Son 200 metreye gelinirken 2 at boyu kadar 8 numaralı Trapezoid önde. 2 numaralı Hero Tiger, 6 numaralı Meat diş kulvardan 4 numaralı Brestan gelmeye çalışıyorlar ama fark 4 boy oldu ve Trapezoid Ayret Ortiz Junior'la koşuyu kazanıyor. Son atayla 6 numaralı January Von ikinci, 4 numaralı Brestan 3. oldu sevgili yarışseverler. Günün 3. koşusunu 8 numaralı Trapezoid Ayret Ortiz Junior'la kazandı. Yedinci ve sonuncu at olarak Trapezoid da kulvarındaki yerini alıyor. Ve atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi, koşu başladı. 7 at için toplu sayılabilecek çıkışın ardından dış kulvardan atak yapıyor. 4 numaralı Brevstan numarayı alıyor ve şimdi koşuyu force etmeye başlıyor. Bir boy farklı bir liderlik temin ediyor. Hemen arkasından 2 numaralı Hero Tiger hamle yaptı. Orta kulvardan ikinciliğe sokuldu. Onun hemen dışında 8 numaralı Trapezoid tek at gibi oldular şimdi. Onların bir boy gerisinde 6 numaralı Meat. Meat'in bir boyun farkı gerisinde 3 numaralı Long Grey Line. Daha sonra iç kulvarda 1 numaralı Placid Dan ve koşunun son 1000 metre start yerine 4 numaralı Brestan temposunu arttırarak 4 boy farklı lider olarak gidiyor. 2 numaralı Hero Tiger ve 8 numaralı Trapezoid ikilisinin önünde. 2 boy gerilerinde 3 numaralı Long Grey Line var ve daha sonra da iç kulvarda 1 numaralı Placid Dan, dışlarında da 6 numaralı Mid sırasıyla. Son 800 metreyi 4 numaralı Brestan önde geçiyor. Fark 3,5 boy. 2 numaralı Hero Tiger atak yapıp onu yakalamaya çalışıyor. Dışlarında da 8 numaralı Trapezoid var. Onların 2,5 boy gerisinde 6 numaralı Mid var ve azalan farklara rağmen son 600 metreyi şimdi 1,5 boy farklı 4 numaralı Brestan önde geçiyor. Dış kulvardan 2 numaralı Hero Tiger, onun dışından 8 numaralı Trapezoid'un hücumu var şimdi ve Trapezoid geldi. 4 numaralı Brestan'ı yakaladı ve yakaladı, şimdi ona hakim oldu ve onu da ekart etti ve düzlüğe de 1 boy farkla 8 numaralı Trapezoid önde çıkıyor. Ayret Ortiz Junior'la fark 1 boy iç kulvardan 4 numaralı Brestan gelmeye çalışıyor ama aldığı liderliği koruyor. Son 200 metreye gelinirken 2 at boyu kadar 8 numaralı Trapezoid önde. 2 numaralı Hero Tiger, 6 numaralı Meat diş kulvardan 4 numaralı Brestan gelmeye çalışıyorlar ama fark 4 boy oldu ve Trapezoid Ayret Ortiz Junior'la koşuyu kazanıyor. Son atayla 6 numaralı January Von ikinci, 4 numaralı Brestan 3. oldu sevgili yarışseverler. Günün 3. koşusunu 8 numaralı Trapezoid Ayret Ortiz Junior'la kazandı. Değerli yarışseverler, koşu heyecanının ardından efendim kaldığımız yerden formata tüm hızımızla devam ediyoruz. Ve Tendürek koşusu galibi Burgaz'ın özellikle pedigri detaylarına girmiş ve kısrak babası Yavuz Star'dan bahsediyorduk. Sevgili Gökhan sormuştu Yavuz Star'ın performansına bir bakalım diye. 14 yarışta 11 birinciliği var. 5'i grup yarış, Gazi ve Ankara koşuları olmak üzere 5 grup birinciliği varmış kısrak babası Yavuz Star'ın sevgili Gökhan. Evet, 14 koşuda 11 birincilik. Bunlardan 2 tanesi grup 1 olmak üzere Gazi koşusu ve Ankara koşusu hiç kolay değil. Kısrak babası, Yavuz Star'ın kendi babası Distan Relative. Zaten Distan Relative ülkemize gelmiş en iyi aygırlardan bir tanesi. Luxor gibi, Mali gibi hali hazırda aygırlarımız var. Bakıldığı zaman Nasrullah soyundan geliyor, Ribot soyundan geliyor. İşte kağıtla pedigriyle ilgilenenler bu atların ne kadar önemli soy kurucu olduğunu bilirler. Dolayısıyla da Burgaz başarısı tesadüf değil, çok iyi bir at. Tendürek koşusunun önemi ve değerini anlattık. Yol haritası Gazi koşusu olacak. Bu süreçte inşallah istediği gibi her şey giderse daha da iyi işler yapacak demiştik. Ayakları düz bassın.
Ayakları düz bassın diyoruz ve İstanbul'da efendim 20 Mart Cumartesi günü gerçekleşen 5. koşu yani Mevlana koşusuyla devam ediyoruz. A3 koşu 3 yaşlı İngiliz taylarını 1500 sentetikte bir araya getiren mücadeleydi. Ekürü safkanlar vardı. Captain's Key, Strong Legs ve Key of Magic ekürileri koşuda da ön plana çıkan isimlerdi. Ancak kazanan Light of Darkness oldu. Koşuda mücadele eden tek dişi tay bu istatistiği yine bozmadı. Tek dişi tay ilk ikiye yüksek yüzdeyle girer deriz hep. Yine o başarıyı gösterdi ve kazandı. Neler söylersin Gökhan? Şimdi Captain Sky koşuya tempo veren at. Fakat bu tarz koşularda start verildikten sonra tempoların gidişatı sonrasındaki gelişen olaylara bakmak lazım. Yani 25-79 start çıkışı için setledik bir set çok süratli değil. Fakat ardına bir bakıyorsunuz 37 net oluyor. Yani bir 11.5 bile değil. 11.20, 11.30'lara. Ve sonrasında bu şekilde devam ediyor. Captain Sky ilk 400'ün ardından tempoyu arttırdı, hızlandırdı. Fakat koşu kazanan Lord of Darkness peşine takıldı. Yani direkt olarak onun temposuna ayak uydurmadı ama onun arkasında kaldı. Dolayısıyla da Lord of Darkness direkt olarak koşuda güce bindirdi olayı ve galip geldi. Tek dişi olması ve bu şartlarda kazanması bana kalırsa inanılmaz başarı. Zaten bu at hem geçen sene yaptığı yarışlarda kendini göstermişti. Zaten toplamda 9 yarışı var. Bir tek kısa vadede 8 bir yarışa beklenenin altında koşuyor. Fakat sentetik pistte bir dördüncünün ardından 3'te 3 yaptı Sadık. Evet. Çin pistte kötü koştu diyebiliriz. Asla diyemeyiz. Sonuçta grup 3 A3 koşularda 2 tane üçüncülüğü söz konusu yakın ara. Ama sentetik pistte bir başka performansı var. Big Guns öndeki ötempo ayak uydurmayıp ilk 400 metreden sonra hızlanan Captain Sky'ı yakalayıp geçti. Strong Max'in sonlara doğru bir gayreti var, geliyor, dördüncü oluyor. Lucky Justin 5. Sıralama böyle devam ediyor ama kazanan atın koşu içerisinde start verildikten sonra tamamıyla hakim olması her alanda ve ardından devam edip böylesi bir koşu 3 puan önde kazanması nedenle iyi bir at olduğunu, yarın bir gün hedeflediği koşularda bu atların hiçbiri olmayacak, dişlere ait rakipler olacak. Tabii ki dişlere ait çok daha ciddi, çok daha iyi rakipleri de olabilir ama bence bu yılın dişlere ait koşuların en iddialı isimlerinden. Çin performansı da iyi. Mesafede tutacağı benziyor. Lord of Darkness'ı çok iyi bir sezon bekliyor. Light of Darkness. Light of Darkness. Aklım o atta kaldı zaten. Çok severim atı. fakat uzayan mesafede performansını birçok atta olduğu gibi görmek gerekiyor ama sanki mesafe yapacak gibi. Bunu da yaptığı andan itibaren biliyorsun ki erkek tay deneme, dişi tay deneme ve Sait Aksoy'a da Akif Ersoy'la beraber dişlere ait çok önemli bir koşu daha var. Kısrak koşusu. Şimdi bu atlar muhakkak suretle gazi koşusunu hedefliyorlar. En doğal hakları ama onların öncesindeki dişi tay deneme ve kısrak koşularının da en az onun kadar önemli, değerli olduğunu her konuda belirtmek isterim. İlk hedef de bunlar ve bu hedeflerinde en iddialı atlardan bir tanesi. Şartlar ne olursa olsun erkek rakiplerle mücadele ediyor ve bugün 1-2 denedi. Yani nasıl? Önlere yakın gitti. Hızlanan tempoyu da banamasını demedi, peşine takıldı. Onun da üstesinden gelip rakibini yakalayıp geçti yani. Şu görüntüye bakıldığında da çok güzel bir fiziği var. Maşallah, koşuda aksesuarsız tek isim. Evet. Evet. Diğer tüm safkanlar en azından starta kadar bile olsa, iki tanesi starta kadar, diğerleri koşu içinde de kullanmış aksesuarlarını. Ama Light of Darkness yarış yaşamı boyunca koştuğu 9 koşunun hiçbirinde hiçbir aksesuar kullanmamış. Şimdi Light of Darkness bir Amerikan menşeli bir at. Cem Sevim de biliyorsunuz Amerika'da da atçılık yapıyor. Kazım Melike ile beraber Uğur diye bir arkadaşımız var. Şu an ismi aklıma gelmiyor ama biraz değişik tarzda hem idmanları hem atlara yaklaşımları. Bazen lonca götürüyorlar atları. Bazen günde akşam üzere de böyle bir idman yapabilirler launch'ta. Farklı bir stilleri var. Kısrak da buna cevap veriyor, uyum sağlıyor. Çok güzel fizini de koşuya yansıtıyor. Senin söylediğin gibi bu tek dişi atın böyle ciddi rakiplere geçmesi sezon başlangıcında değerli. Fakat koşunun her yerinde tüm erkek rakiplerine hakim olması daha dikkat çekici yani.
En önemli unsur bu. Tek dişinin başarısıyla ilgili nasıl yorumlayalım Gökhan onu? Yani sonuçta o kadar inanılıyor. Basit aslında. O kadar güveniliyor ki buraya kayıt olmaya layık bulunuyor. Ve, aynen öyle. Değil mi? O kadar zaten aynen potansiyelli öyle olduğunun ispatı tek dişi kesinlikle olması. Kesinlikle. Ben de o taraftan bakıyorum. Düz mantık olarak bakıyorsunuz. Bir ata sahipsiniz ve o atın güçlü, iyi bir at olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ve o an için kayıta bakıldığında o rakibini geçebileceğini öngörüyorsunuz. Ama her dişat tamamen karışık koşullara start almayabiliyor. Başka kuşlar hedefliyor. Ama siz atınıza güvendiğiniz için kayıt yapıp bekleri olduğunuzda yani farklı başarınız bir bakış açısı artıyor. Da şu koşu içerisinde sonuçta o padokta birbirlerini görüyorlar, geziyorlar. İşte box gerisinde safkanlar birbirine. Orada dişinin böyle o kadar erkek rakibinin yanında biraz daha hırslanıyor olma ihtimali de var mı sence? Yok. Öyle bir şey yok. Alakası yok. Orada tam o noktada bir cinsiyet ayrımı yok. Yok. Herkes kendine has münasır hal ve hareketleriyle cesareti, stresi, işte yapısal olarak artık bilemiyorum nasıl bir reaksiyon gösteriyor. Orada yaptığı işin üstesinden gelme noktasındalar. Ya bak burada bir sürü erkek var, ben pek dişim, onu bilmez o yani. Evet. Orada cinsiyet ayrımı yok. Ama atın başarısı gücüyle alakalı. Biliyorsunuz ki çok güçlü dişi atlar da var dünyanın her yerinde. Özellikle mesela son yıllara bakın da ilk akla Enable geliyor. Tabii. Rachel Alexander'ın Winx geliyor. Tabii. Mesela iyi atlar var ama bu atlar daha böyle bir fenomenler, daha böyle bir akıllarda kaldı. İşte Authentic kazandı, Arrogate kazandı, California kazandı, Triple Crown yapan Amerikan Faro var. Evet ama say dediğin zaman bana kalsa mesela Enable ve Winx daha çok plana çıkıyor, dikkatleri çekiyor yani. O yüzden de dünyada dişi erkek ayrımını işte grup yarışlarda, açık yarışlarda 1,5 kiloluk bir farkla dengeleme yoluna gidilir. Evet. Dolayısıyla ülkemizde belki biraz daha erkek safkanlara algı anlamında ilgi daha yoğun olabilir belki. Öyle bir görüş olabilir ama aslında dünya dengesi sadece aralarında 1,5 kiloluk tabii bir siklet farkıyla dengeleniyor. 1,5-2 kilo bir fark var. Ama artıları da şu, kendine ait olan koşular da var. Tabii. Yani dişlere ait olan koşular sadece senin dediğin gibi grup koşular da değil. Bu şart birden, maiden'den, 4 şarttan kısa vadeye kadar dişlere ait kendine has koşular var. Böyle olduğu zaman da diş atın değeri daha da artıyor yani. Mutlaka. Yani çok kıymetli. Zaten aynı zamanda bir de fabrika yani. Olmazsa devam edemezsiniz. Yani dişi bir atın annelik yapma ihtimali tabii belki %50'nin üzerinde. Ama tabii erkek atın aygır olma ihtimali çok düşük. Çok düşük. %'ye bakılsan %5 bile değil yani. Evet. Bir de Sadıkçığım, zaten biliyorsunuz atçılıkta işte bugünü düşünmezseniz yarın düşünmeli. Çok normal. İşte bir tane kısranız varsa doğum yaptığında bazen diyorsun ki keşke dişi olsa, böyle bir kan attığından elimde devam bulunsa etse, diye. Daha oradan başlıyor süreç. İşte dişi olduğuna mutlu oluyorsunuz. Büyüyor işte, koşması, tekrardan anne olması. Bu bir yıllar alıyor. Atçılıkta zaten hep o yılları seni alıp götürüyor ve yaşadıklarını sana tecrübe kazandırıyor. Kesinlikle. Her dişi atın dediğin gibi bir annelik potansiyeli var ama her erkek atın aygırlık potansiyeli daha düşük yani. Kesinlikle. Kutlayalım, başarıları daim olsun diyelim, ayakları düz bassın diyelim ve geçelim 21 Mart tarihine değerli yarışseverler. 21 Mart pazar günü Adana'da mücadelelere önce bakacağız, sonra İzmir'e gideceğiz. Adana'da ikinci koşu Ali Rıza Ongun adına, anısına düzenlenen kısa vade 8 koşuydu. 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metrede bir araya geldiler. Günün ikinci koşusuydu. Bu nedenle altılı ganyan favori tablosu oranları göremedik ama ganyanlara bakıldığında 3 ismin birbirine yakın olduğunu, Black Metal, Rota Finish ve Sudoku'nun 2 liralı ganyanlarla birbirine yakın olduklarını gördük ki Black Metal, Sudoku ikilisi de çok yakın bitirdi koşuyu. Evet. Neler söylersin sevgili Gökhan? Neler söylerim? Black Metal aslında iyi bir kum atı. İlk yarışını Çim'de start alıyor Ankara'da. Ardından bir 4 ay aranın sonrasında Ankara'da devam edip tabelenden düşmüyor. Fakat Adana'ya geldiği ikinci koşusunda potu önde geçiyor ve son ilk koşusunu da kazanıyor. Hatta son 4 koşusunun 3 birinciliği var. Şimdi Sadıkçığım, birçoğu at zaman dilimini lehine çeviriyor. 3 yaşlara döndüğünde daha başarılı oluyor. Pist değişikliği olduğunda kendini gösterebiliyor. Black Metal da bunlardan bir tanesi. Mesela Sudoku ve Son of Victory'nin koşu kariyeri ona bakıldığında daha önce başlayıp ve daha klasman olarak yüksek koşularda start alıp başarılı olmuşlar. Bu yarış baş boyun bitiyor. Yani Sudoku'da koşuyu kaybetti sayılmaz. Ama Black Metal'ın yükselişte olması, son 4 koşunun 3'ünü kazanması, mesafenin uzaması, kum piste çıkması artılar üzerinde ki
Ben bu atın bir kardeşi var biliyorum. Bu Kadevçoğlu ekürüsüne yetişmiş bir at. Black Medal. Acapulco. Biraz aksilikler yaşamıştı. O da çok iyi bir attı ama iki yarış koşabildi. Öz kardeşi. O 5 yaşında da bu 3 yaşında. O biraz şanslık yaşadığı için çok fazla start alamadı. Kendini gösteremedi ama Black Medal kendini gösteriyor. Hem de ana baba bir kardeş. Tabii öz kardeşi. Ve o da iyi bir attı ama tabii ki Black Medal kendini gösterdi. Bence istikrarı ve başarısı devam edecek. Nedeni ise önde rota finishin hemen dışına çıkıyor. Dışında sudoku var. Buralarda dışarıdan Son of Victory geliyor. Sanki koşu kazanlara giriyor ama sudoku da bırakmıyor. Black Medal da bırakmıyor. Şimdi ben böyle yarışlarda kazanan diğeri kazandı, biri kaybetti demenin çok doğru bulamıyorum. Aksiyon farkı oluyor. Evet. Birbirini ayırt edemiyorlar. Muhakkak sürekli kazananı paylaşıyoruz ama çok yakın ara bitmiş. Sudoku da bir o kadar başarılı koştu. Akın Sözen'in de bu ve benzeri atlarda ve mücadelelerde biraz artısı söz konusu. Sadık Foto'ya yakın çok gayreti var ve bunda da başarılı oluyor özellikle son günlerde. Black Medal'la birlikte başarılı oldular. Ben bu tarz atların ekürülere katkı sağladığını düşünüyorum Sadık. Neden? Programın başında söyledim. Kazanmasını bilen atlar. Sevdiği pist, mesafe ve başarılı olacak koşular seçildiğinde her zaman mücadele içerisindeler. Kazanabilir, kaybedebilir ama her türlü bir getirisi söz konusu. Ve bunlar 2 yıl koştuğu zaman o ekürüye çok katkı sağlıyorlar. Yani Black Medal da bunlardan bir tanesi. Kumda başarılı yarışlara devam edecektir. Kesinlikle Akın Sözen'le ilgili söylediğini de hemen rakamlar destekliyor. Ocak ve Şubat aylarında 10 ya da 11 kez yarış kazanmışken Mart ayının an itibariyle 25. gününde 15 yanlış saymadıysam birinciliğe ulaşmış. Ciddi bir rakam. 2 aylık birincilik kazanma oranını bir ayda dolmadan geçmiş, daha dolmadık. Geçmiş yani. İkiye katlama şansı da var önümüzde daha 4-5 gün var. Tabii ki sonuç itibariyle bugün ayın 25'i. Bugün at binmedi. Salı, çarşamba hafta sonuna kadar. Değil mi? Pardon, bugün perşembe hafta sonuna kadar. Hatta çarşambaya kadar. Tabii 31. 31. Doğru. Çarşambaya kadar bir süreç söz konusu. Ama bu böyledir. Yani hem formuna girersin hem elindeki bulunduğu ekürler veyahut da bindiğin atlar ya da beraber çalıştığın antrenörün atları başarılı bir zaman dilimine gelir. Bilgiyi yeni paylaştım Gökhan. Birçok jokeyimiz için ben bakıyorum aylık kazanç sayılarını. Genelde çok değişmiyor. Yani tabii bir iki fark oluyor ama yaklaşık sayılar belli bir dengede devam ediyor. Kış sezonuyla tabii sezon değişimlerinde fark yaratıyor ama onun dışında belli bir denge var. O yüzden Akın Sözen'in bu ayki başarısı dediğin gibi dikkat çekici. İşte bu ayki başarısı devam ederse zaten o zaman ne oluyor? Kazanç birincilik kazanç listesinde yukarılara çıkıyor. Çünkü neden? 15 yarış dedin. Hadi diyelim ki daha 5 gün var, 3 tane kazansa 18 tane. Bu 12 aya bölündüğü zaman 200'e yakın oluyor. Müthiş. Her ay böyle gitmeyebilir ama biraz altında biraz üstünde devam ettiğinde bu sefer 150'lik baraja aşıyorlar. Eylül içerisinde bir jockey 150 tane kazandı mı dünyanın her yerinde çok iyi bir sezon geçirdi. Çok hatırı yani. Sayılır bir tabii, sayıdır değil mi? Tabii. Bir de üstüne bunun grup koşular bir de grup ileri eklenirse tadından yanmaz. Doğru söylüyorsun. Kutlayalım başarılarını ve tabii ki tüm jokeylerimizin Allah emeğini boş çıkarmasın diyelim. Ve devam edelim efendim. 21 Mart'ta bu kez İzmir'deyiz. Pazar günü İzmir'de 5. koşu olan Smyrna koşusuyla devam edeceğiz. Kısa vade 9 koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizleri bir araya getirdi. Tabii yoğun yağış nedeniyle aslında çim pistte yapılması planlanan koşu Komiserler Kurulu kararıyla kum pistte alındı ve bu sebeple de 5 isim koşmadı. Nestor, Wounded, Casagrande, Miseleni ve Starry Knight'ın start almadığı koşuda 6 isim mücadele verdi. Tabii bu pist değişikliği zaruri bir değişiklik. Tabii. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Sağlık düşünülerek ön planda yapılan, alınan bir karar. Ama tabii koşunun da kaderini çok etkileyen bir durum. Şimdi hava muhalefetine yapabilecek bir şey yok. Yağmur yağabilir, kar yağabilir, rüzgar çıkabilir. Bu anlamda önemli olan iki canlının yaptığı tek sporda sağlıklı bir şekilde eğerleme mahalline gelip ringe çıkmaları, piste çıkmaları, starta girmeleri ve koşuyu tamamlamalı. Zaten bu ve benzeri müsabakalarda ilk öncelik kazasız belasız bitmekti Sadık. Koşu kazanılır, yarış kazanılır. Ama at bulunmaz ya da jockey'e bir şey olursa telafisi olmayabiliyor. Allah öncelikle sağ salim bitirmesidir. Şimdi çim pistin ağır olmasından daha ziyade Sadık, eğer ki yarış saatine yakın yağdığı zaman çim pistte biraz suya doymuşsa su üstte kalıyor. Hı hı. Yani şimdi yarış severleri bunu anlatmak lazım işte.
5.4 niye değişti? 5.9 değişmedi. Şimdi çok yağmur yağdı. 5.9 ama o gün yağmıyor. Çim pis çekmiş oluyor. Çamur oluyor. O zaman Mali Komiserler Kurulu evet koşabilir, raporu verebilir. Ama pis daha o kadar çok ağırlaşmadı. Fakat koşu saatine yakın su yağıyor. Pis. Daha su çekmedi. Şimdi bu kum pisi... Yani sırf derece değil, gözle yapılan tabii, inceleme en az o kadar önemli. Şimdi bu kum pis gibi olmaz Sadık. Çimden bahsediyoruz. Eğer su varsa, suyu çekmediyse kayma olanağı çok yüksek. Bu demek oluyor ki kazaya sebebiyet verme ihtimali arttırıyor. Böyle bir ihtimali kimse üstlenmez, üstlenemez tabii, yani. Tabii. Doğru da değil. Şüphesiz. Muhakkak suretle pis değişikliklerin de eleştiri olabilir. Herkesin görüşü vardır, evet. Fakat ben burada Mali Komiserler Kurulu'nun bir hata yaptığını düşünmüyorum. Tamamıyla sağlık açısından bir karar veriliyor. Burada pistin kullanmasıyla bir durum söz konusu değil. Pist tabii ki kullanılacak, iyi bakılacak. Ama önemli olan o pistte eğer yarışlar yapılırsa bir kazaya sebebi verebilecek bir ihtimal dahi varsa bunu üstlenmez hiç kimse. Yani sen de şimdi Mali Komiserler olsan böyle bir ihtimal görsen koşar der misin? En ufak bir ihtimal görsem denmez mümkün yani. Değil tabii ki. O yüzden de biz değişikliklerin hava muhalefeti ve yapabilecek bir şey yok yani. Kesinlikle öyle. Koşuya geçmeden mesela ağır çimle ilgili sevgili Gökhan, önceki yıllarda ben böyle bir istatistik kendi ölçülerimde tutmaya çalışıyordum. Bir safkan yani yarış hayatı boyunca belki 5 belki 6 defa ağır çimde koşabiliyor. Bazı safkanlar tabii şu an isim aklımda değil ama en büyük koşu sonrası problemlerini ağır çim pist yarışından sonra yaşamışlardı. Hmm. Bunu neye bağlarsın? Yani bu safkanın o ağır çimde tabii, doğru tutunamaması mı? Tabii. Yoksa alışık olmamadığı bir zeminde mücadele etmek zorunda kalması mı? Yani ağır çimin risk taşıdığına katılıyor musun? Şimdi kesinlikle katılıyorsun. Safkanın nedeni sağlığı ise söylediklerinde var. Alışkın değil ya da koşmaya başladığında tam aksiyonları tutunamıyorsa... sen de mücadele içerisindesin, yürüttürüyorsun, koşu içerisindesin. O tam kendini koruyamıyor ya da seni dikkate alıyor. Hem kendini koruyup hem seni dikkate alaraktan bu sefer isteniyor olmuyor. Şimdi Sadıkçı mesela... Aslında pist değişimi anlık kazayı engellemesinin yanı sıra sağlıklı tabii, safkanın ömrünün uzaması için de çok önemli. Tabii ki. Sadece, evet, sadece bu olmaz. Çok doğru bir noktaya eğildim. Mesela bu koşu değişir mi değişmez mi diye biz yorumlar yapıyoruz. Stüdyoda 3 kişiyiz. Toplamda ekrana çıkıyorlar. Herkes farklı yorumlarda söyleyebilir. Ama ben hep şunu anlatırım. Yani bu foiller sadece koşu değişir mi değişmez mi bakılmamalı. O atlar ne olacak? 450 kilo 500 kiloluk bir canlının yere biliyorsun kaç ton ağırlığında vurması, bu sürat içerisinde kendinden bağımsız jokeyinin ona yönlendirme yapmadan diğer bir rakibin ona çarpması, aksiyonu değiştirmesi, yalpalaması, o an için yere onu kontrolsüz bir şekilde baskıla basması Sadık bunun sakatlanmasına sebebiyet veriyor. Allah korusun çok doğru. Yok öyle oluyor. Doğru, doğru. Bu hemen yarış sonrası sana çıkmıyor ki. Orada bir aldığı derme sonrasında idmanında bir galopunda bir iki yarış sonrasında çıkıyor. Sonuçta bu atlar hediyince sakatlanmazlar. Tabii. Ama aldığı darbeler veyahut da yapılan zorlamaların ardından karşımıza çıkıyor. Senin söylediğine katkı sağlayarak ek olarak da bunu söyledim. Ben hep dile getirmişimdir yani. Yarışır değiştirir değişmez. Fikir ayrılığı olabilir. Aynen. Ama atlar da bundan çok ciddi bir şekilde sarılıyorlar yani. Olmak zorunda. Çok çok önemli noktalar gerçekten. Ama biz şimdi efendim kısa bir araya gidelim. Ardından format yine tüm hızıyla karşınızda olacak.
Sevgili yarışseverler, Gafsı Team Park'ta 4. koşuya katılacak 3 yaşlı İngiliz dayları kum piste çıktılar. Bu koşuya 1 numaralı Uncaptured Soldier Paco Lopez'le, 2 numaralı The Ice Beast Miguel Vasquez'le, 3 numaralı Top Boss Irit Ortiz Jr.'la, 4 numaralı Time Won't Let Me Go Edgar Zayas'la, 5 numaralı American Matters Emisel Jaramillo'yla ve 6 numaralı Espia Leonel Reyes'le günün 4. koşusuna katılıyorlar. 5 numaralı American Matters az sonra yapılacak olan koşunun favorisi sevgili yarışseverler. Emisel Jaramillo'yla koşuya katılacak. Bugüne kadar start aldığı 3 yarışının birini kazanırken bir kez de ikinci olduğu son yarışını Irit Ortiz Jr.'la almıştı ve çim pistten kum piste alınan 1000 metre mesafeli yarışta 58-75'lik dereceyle koşuyu kazandı ve meydana veda etmişti. 3 numaralı Top Boss giriş hazırlığı yapıyor Irit Ortiz Jr.'la. 4 numaralı Time Won't Let Me Go 4. Tayv olarak kulvarındaki yerini alıyor. 5 numaralı American Matters starting box'taki yerini aldıktan sonra box'ın gerisinde 6 numaralı Espia kaldı. 6. ve sonuncu tay olarak 6 numaralı Espia giriş hazırlığı yapıyor. 5 Espia da starting box'taki yerini alıyor. Taylar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 2 numaralı The Ice Beast, iç kulvardan 1 numaralı Uncaptured Soldier atak yapıyorlar. Onların dışlarında da şimdi American Matters var. 1 numaralı Uncaptured Soldier. Son 800 metre geçilirken 5 numaralı American Matters'ın önünde koşuyu force ediyor. Bir boy gerilerinde iç kulvarda 2 numaralı The Ice Beast var. Hemen dışında 4 numaralı Time Won't Let Me Go. Daha sonra 6 numaralı Espia ve grubun son sırasında 3 numaralı Top Boss. 1 numaralı Uncaptured Soldier. Son 600 metreye bir baş farkıyla önde geliyor 5 numaralı. Şimdi American Matters geldi onunla. Tek at gibi oldu ve at başı liderlik mücadelesi veriyorlar. İç kulvarda 1 numaralı Uncaptured Soldier. Dış kulvarda 5 numaralı American Matters. Gruptan koptular ve başa baş bir liderlik mücadelesi veriyorlar. Son düzlükte taylar artık. İç kulvarda 1 numaralı Uncaptured Soldier. Rakibini şimdi ekart etti yeniden ve farkı bir boya kadar çıkartıyor. 5 numaralı American Matters'ın gayretleri var. 1 numaralı Uncaptured Soldier Paco Lopez'le aldığı liderliği koruyor. Son 200 metreyi de 3 at boyu kadar önde geçiyor Uncaptured Soldier. 2 numaralı The Ice Beast'e ikinciliğe sarktı ve potayı 1 numaralı Uncaptured Soldier buluyor. 2 numaralı The Ice Beast ikinci, 6 numaralı Espia 3. oldu sevgili yarışseverler. Günün 4. koşusu tamamlandı ve 1 numaralı Uncaptured Soldier Paco Lopez de günün 4. koşusunu kazanıyor. Espia'da starting box'taki yerini alıyor. Taylar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan 2 numaralı The Ice Beast, iç kulvardan 1 numaralı Uncaptured Soldier atak yapıyorlar. Onların dışlarında da şimdi American Matters var. 1 numaralı Uncaptured Soldier. Son 800 metre geçilirken 5 numaralı American Matters'ın önünde koşuyu force ediyor. Bir boy gerilerinde iç kulvarda 2 numaralı The Ice Beast var. Hemen dışında 4 numaralı Time Won't Let Me Go. Daha sonra 6 numaralı Espia ve grubun son sırasında 3 numaralı Top Boss. 1 numaralı Uncaptured Soldier. Son 600 metreye bir baş farkıyla önde geliyor 5 numaralı. Şimdi American Matters geldi onunla. Tek at gibi oldu ve at başı liderlik mücadelesi veriyorlar. İç kulvarda 1 numaralı Uncaptured Soldier. Dış kulvarda 5 numaralı American Matters. Gruptan koptular ve başa baş bir liderlik mücadelesi veriyorlar. Son düzlükte taylar artık. İç kulvarda 1 numaralı Uncaptured Soldier. Rakibini şimdi ekart etti yeniden ve farkı bir boya kadar çıkartıyor. 5 numaralı American Matters'ın gayretleri var. 1 numaralı Uncaptured Soldier Paco Lopez'le aldığı liderliği koruyor. Son 200 metreyi de 3 at boyu kadar önde geçiyor Uncaptured Soldier. 2 numaralı The Ice Beast'e ikinciliğe sarktı ve potayı 1 numaralı Uncaptured Soldier buluyor. 2 numaralı The Ice Beast ikinci, 6 numaralı Espia 3. oldu sevgili yarışseverler. Günün 4. koşusu tamamlandı ve 1 numaralı Uncaptured Soldier Paco Lopez de günün 4. koşusunu kazanıyor.
Değerli yarışseverler, koşu heyecanını geride bıraktık. Bir mücadeleyi daha ve format heyecanıyla devam ediyoruz efendim. Smyrna koşusundaydık, detayları konuştuk ama koşuyu henüz konuşmamıştık. Şimdi sırada koşu detayları var ve söz sevgili Gökhan'da. Buyur Gökhan. Evet, koşunun son 1-200 metresini alırsak anlatabiliriz. 1600'den çıkıyor gerçi, yeterli. Şimdi burada tabii ki Fresh Yourself koşunun son 1000 metresinin ardından öndeki atlarla bir mücadeleye girecek. Oynatı biraz daha ilerletelim. Biraz daha. Evet, güzel. Tamam. Şimdi Trevi Fontam içeride, dışında Doğa Kanalar, dışarıdan da Fresh Yourself geliyor. Hı hı. Şimdi bak, burada geliyor, içine bakıyor. Daraltmıyor da ama içeriye bakıyor. Şimdi bak, biraz geri alalım. Tamam. Şimdi burada bir durduralım. Durduralım. Şimdi burada tabii ki bir taktik alıyorsun. Onu uygulamaya çalışıyorsun. Bir inisiyatif alıyorsun ama yani burada 3 at sanki bir 100 metre sonra koşu bitecek. Bir aceleleri varmış gibi. Normal oynatalım. Bak, evet, şimdi içerideki temposunu devam ettirmeye çalışıyor. Dışta Fresh Yourself, Gökhan Kocakaya. Evet. Ortada Doğa Kanunu, Sinan Özen. Evet. Bariyere yakın Trevi Fountain, Nurettin Şen. Evet. Şimdi biri yürüttürüp liderliği alıp yerini almak istiyor. Diğeri yerini vermek istemiyor. İçeridekinde hızlı başladığı için tempo at olduğundan dolayı öyle gidiyor. Ama burada şimdi Doğa Kanunu ve Fresh Yourself erken mücadele girdikleri için Trevi Fountain'ın da önlerde kabul ettiğinden dolayı sanki bir liderliği alma ve öne çıkma, erken kapışma söz konusu olunca tabii ki Perfect Runner da bugün için iyi bir performans sergiledi ve bunu affetmedi, kazandı. Yani eğer Doğa Kanunu bu kadar erken mücadeleye girmese ya da biraz daha ilerlese ya da lider alıp gidip arkadaki atların ona müsaade etmesini sağlasa çok daha iyi bir yarış yapabilirdi yani. Yakın ara ikincili var bir boyla. Ama Perfect Runner mücadele önde erken başlayınca bunu en iyi şekilde değerlendirdi ve kazanmasını bildi. Evet, yani Doğa Kanunu'nun aslında istemediği şey oldu. Biraz ilk metrelerde 3 isimle birlikte mücadeleye girmek. Hem 3 isimle mi? Hem de içinde hem dışında at var. O arada da kalıyor. Bu da önemli. Etkiliyor. Biraz daha orada baskı var. Perfect Runner bana kalırsa pistte lehineydi. Birazcık nemli olması. Çünkü bunlar derecede yansıdı. Sadıkçım, 1600 metrelik koşu 1.39 küsur bitiyor. 39.80. Evet. 1.40'ın altına indi mi iyi bir derecedir. Biraz sonra da Black Phantom izleyeceğiz. O da 1.39.38 yaptı. O da çok iyi derece. Kesinlikle öyle. Smyrna koşusu da şöyle bir geçmişine baktığımızda genelde son 2 sene çimdeydi tabii. Bu yıl da çim pistte yapılacaktı. Ama onun öncesinde yine 2 sene kum, 1 sene çim, 2 sene kum şeklinde geriye doğru baktığımızda giden bir koşu. Ancak son dönemde geçen yıl Alaçatı Ağası'nın, ondan önce Yalpaga'nın, daha öncesinde de Dombra, Baba Döker ve Inferno gibi safkanların İzmir'de başarılı olmaların performansları. Evet, evet, gerçekten öyle. İzmir'in önemli mücadelelerinden biridir Smyrna koşusu diyelim ve 7. koşuyla devam edelim efendim. 21 Mart Pazar gününün İzmir'de 7. mücadelesi Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu koşusu, grup 3 koşuydu. 3 yaşlı İngiliz taylarını bir araya getirdi. Yine çimden kuma alındığı için 4 ismin start almadığı koşuda 8 safkan mücadele etti. Favori isim Black Phantom. Hatırlıyor musun Gökhan? Black Phantom çim koşuda, çimde yapılacağı ilk dakikalarda da favorisi miydi koşunun AGF'de? Yok, dikkat etmedim. Ben de hatırlamadım. Ama ben Black Phantom, biliyorsun Black Phantom, ben not da aldım. 10 koşuda 7 birinci, 3 ikinci. Müthiş bir istatistiği var. Ve ikinci oldu, 2 koşusunda da önlere gidemedi. Bir tanesi de arkalarda kaldı, farkındaysan. Jockey'le mücadele diye anlatmıştık. Önlere gitmesi gerekiyor diye. Bu koşu bir start alabilir miyiz lütfen? Starttan. Bakın şimdi start veriliyor. Black Phantom önlerde gittiğinde, koşuya kendi tempo verdiğinde, liderliği aldığında, jockey'le uğraşmanda çok daha iyi koştu aşikar. Fakat bak, burada liderliği alacak. Gördüğüm kadarıyla bir ayak değiştiriyor. Ayak değiştirdikten sonra bak, buralarda bir şeye kızıyor. Bir şeye dikkat ediyor. Bak görüyor musun? Evet. Yavaşlıyor. Tekrardan yürüttürüyor. Hatta evet, geri kalıyor yani. Bir numaralı at geliyor. Hem bir dışa hamle yapmak istedi hem de bir şeyi bozdu. Yani böyle bir atçırık demire bir rokluk gibi. Böyle yaptı. Bir duraksama gibi yaptı. Sonrasında devam etti. Koşuya kendi tempo verip gücünü gösterebilme açısından olduğuna çok daha iyi yarış yaptığını yine tekrar etmişti. Bugün aynısını yapınca grup 3 koşuyu kazandı. Çok da iyi bir dereceyle. Tabii. Yani Villager Song iyi bir yarış yaptı. Kafkas Bey, Vektor, bunları da öngörüldük. Ama Black Phantom'un bir dişat olması, 10 koşunun 7'sini kazanması, 3 tane ikinciliği
inanılmaz bir başarı. Bir Mendip temsilcisi. Gözüküm Mendip her yıl hem yazın hem kışın buna benzer atlar veriyor. Grup atları ve kazanıyorlar da yani. Yaşça büyük erkek rakibi Perfect Runner'dan yarım saniye daha iyi derece. Daha aynı iyi. Gün aynı pist koşullarında. Şimdi bakıyorum senin dikkatini çekmedi. Bak pardon Crazy Line varmış. Crazy Line. Yoksa Black Phantom'da tek diş olacakmış. İki dişiden biri kazanmış. Evet. Evet. Grup bu sefer iki dişiymiş. Bugün Black Phantom yapacak bir şey yok. Villager Song'un iyi performansı var. Kafkas Bey, Vector, El Camino mücadele içerisinde ama Black Phantom yakalanmıyor. Önlerde çıktığında yürüttüğünde yakalanmıyor. 1200'de zaten yakalanmıyordu. Bu sefer 1600'de de durmadı. Kazanmasını bildi. Bence şu an İzmir'in en iyi dişi, 3 yaşlı dişi atı diyebiliriz. Hı hı. Bu performansında 1900 metrede de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Yeter ki koşuyu önde kabul edip ona baskı kurulmadan yani kurulursa uzun mesafe olduğu için etkilenebilir ama 1200-1400'te baskı da görse devam ediyor yani. Çok yetenekli bir. Kesinlikle öyle. Maşallah diyelim. Ayakları düz bassın diyelim. Çim pistte koşulsaydı nasıl neticelenecekti? Tabii merakımız devam edecek. Bundan sonraki ilk çim pist koşusunu göreceğiz. Yine buradaki pek çok isim için Black Phantom'un ilk çim pist yarışı olacaktı. Bakalım bundan sonraki koşularda takip ediyor olacağız diyelim efendim. Ve 23 Mart tarihine Adana'ya gidiyoruz. 23 Mart'ta Adana'da gerçekleşen 6. koşuyla da devam ediyoruz. Seyhan Belediye Başkanlığı koşusu 2000 metre mesafede rövanş niteliği taşıyan pek çok isim için bir arada çok start alan pek çok safkan için bir koşuydu. Uzun mesafe Arap mücadelelerinde gördüğümüz bir şey tekrar etti sevgili Gökhan. İlk 4 safkan arasında çok büyük farklar oldu. Yaklaşık 30 boyun üzerinde farklarla ilk 4 sıralandı. Bu tabii mesafe kısalınca olmuyor ama uzun mesafe Arap yarışlarında grup da olsa, handikap da olsa bazen gördüğümüz şimdi bir durum. Şimdi Sadık tabii ki bu atlar iyi atlar, güçlü atlar ve ciddi mücadele içerisindeler. Bu atların hepsinin bütün koşullarında aynı performans bekleyemeyiz yani. Tabii ki. Yıpranıyorlar. Ama o senin dediğin fark belli bir noktadan sonra diğer atı geçemediğini hissettiğinde gevşetiyor, daha da fark açılıyor. Üçüncüden bir risk gelmiyorsa evet. İkinci için evet. Tempo düşüyor. Dördüncüden evet. Üçüncüye bir risk yoksa o da düşürüyor. Yani 7 saniye geri gelen Cevher 7 saniye geri gelmez. Bence o gün için bir sıkıntısı vardı. Olabilir. Belki rakiplerini geçemeyebilir. Buralarda erken tempo yükseltti. Yok. Ve... Ya onun stili öyle devam etmiyor. Yani. Bana kalırsa o gün için... bildiğimi Cevher değildi. Çok erken bıraktı. Bakar mısın? Burada Akyaka önlerde akmaya başladı. Oğuz boylu geldi. Bıraktı. Cevher bırakmaz. Rakibini geçemeyebilir. Kötü de koşabilir. Her canlının olduğu gibi. Ama bir 5. safkan olsaydı koşuda belki böyle olmazdı. 5.lik, 4.lik yani tabii çelik kalkanlığını geçtikten sonra attı o gün için kötü koşunca ne yapıyor Jockey? Ahmet mecburatı zorlamıyor. Çünkü doğru. Cevher bu Cevher değil ki. Ne yapacak yani? Doğru. 3.lükte kaybedince başka arkadan at gelmiyor. Tabii. Koşuya dönecek olursak Akyaka bana kalırsa uzunda da iyi koşuyor. Fakat bugün en iyi performansını sergileyemedi. Yani çok iyi bir yarış yapamadı. Oğuz Boylu da çok iyi durumdaydı. Ama bu Akyaka'nın bir eleştiriler mağabında değil. Sonuç itibariyle Ankara sezonundan itibaren bir istikrarı var. Kazanma söz konusu. Ciddi rakiplerle mücadele ediyor. Ama bugün Oğuz Boylu'nun ne kadar iyiyse Akyaka'da bir tık böyle biraz eksik koştu gibi geldi bana. Çünkü buralarda hiç direnemedi Oğuz Boylu'ya. Çok ciddi bir baskı görmedi. Tempo istediği gibi belirledi. Fakat son 200'lerin o gelindiğinde o Akyaka gibi bir atı gelip transit atlamak kolay değil. Oğuz Boylu tekrar ediyorum kuvvetli iyi bir at ama çok fazla baskı kurmaya gerek kalmadan atladı ve baktığınızda da 6 boy kadar fark yaptı. Oğuz Boylu'nun çok iyi performansı, Akyaka'nın bir tık eksik kalması. Geçen hafta Oğuz Boylu ikinci olmuştu. Oğuz Boylu zaten 1200-1400 metrelik için çok kolay değil. O gün içinde yeri iyiydi ama öndeki at akamadığından dolayı, rakibini kaçırdığından dolayı kaybetti. Ama yarışın içerisinde bu var işte. Cazip tarafı bu. Bu tamamen bir jokeyi de suçlayamazsınız. Herkes kazanmak için koşuyor. Herkes yerini alıyor. Bazı atlar var o gün için beklenen altında koşuyor. Erken bırakıyor. Sen o atın o kadar kötü koşanı öngöremezsin. Yani 1400 metrelik bir koşuda ciddi bir rakibiniz de var. 700'lerde yarışı bırakıyor o gün için. Bir yer acıyabiliyor, kanaması olabiliyor. O gün kendini hissetmiyor. İşte o canlı hayvan. Bu sefer diğer rakiplerini de etkileyebiliyor.
O yüzden de o gün önünde adını sen koy vardı. Onun temposu erken düşünce Oğuz Boylu istediğini yapamadı. Ama bugün 4 at koştu. Usta Jockey atı da çok iyi tanıdı, biliyor artık, kuvvetli. Akkeki bir rakibi önde istediği tempoyu kursa dahi çok telaş yapmadı yani. Telaş yapmayınca da karşısını aldı, kazandı. Oğuz Boylu da çok iyi bir at. Çok çok iyi. 5000'e yakın kazanç sağlamış. 14 birinciliği 3 tane grup 1'i var. Böyle atlar sağladık için programın başında da söyledim. O ekürüye çok ciddi bir katkı sağlar. Hem maddi hem manevi bir şekilde. Seni morallendirirler. Her koştu yarışı kazanma mücadele içerisinde. Hepsini kazanamıyor ama mücadele içerisinde. Zaman zaman da kazanıyor. Böyle olunca da çok iyi bir yarış atına sahip olan bir ekürün yükselişini görüyoruz. Zaten Arslan ekürüsünde Ümit Arslan da çok uzun yıllardır Arap atçılığında başarısı söz konusudur. Abimin arkadaşı. Ben de çok iyi bilirim, atlarına bindim. Arap atlarına inanılmaz bir katkısı var. Böyle iyi Arap atlarını da bulur, seçer. Onları da uzun yıllar koşar. Zevkini de yapar. Ümit Arslan'a da buradan selam olsun. Oğuz Boylu geçen yıl da çok iyi bir sezon geçirmişti ama bu yıl daha da iyi geçecek bir performansı var. Kesinlikle öyle. Ekibini kutlayalım. Emeği geçen herkesi bu anlamda kutlayalım ama bir de yarışseverlerimizi bence kutlamak lazım. Niye diyeceksin Gökhan? Çünkü 27 Şubat tarihli mücadelede yine favori Oğuz Boylu'ydu. Evet. Akyaka kazandı. Yarışseverlerimiz sonrasında Oğuz Boylu'nun daha da favori olduğu bir koşuda büyük bir sürpriz oldu. Adana Vali koşusunda Oğuz Boylu ikinci kalmıştı, evet, ama vazgeçmediler. Genel anlamda Altılı Ganyan favori tablosunda Oğuz Boylu %48 ile çok net favoriydi. Yani evet, bir koşu önce Akyaka geçildiği gibi bir rakibiyle yanında, benzer, evet, şartlarda koşmasına rağmen çok net favori olduğu koşuda AGF oranı açısından 6 boyla kazandı. Bence bu açıdan yarışseverlerimize parantez açıp bu tercihlerindeki istikrar ve sonuçta, kesinlikle, başarıyı yarışseverler elde etmiş oluyor. Valla sadık işte beraber çalıştığımız ekürler de var ve birçoğu da aslında çok iyi bir yarışsever yani. Başta Murat Akkaş da 20-25 yıllık bir yarışsever, sonra at sahipliğini soyunuyor ve yetiştiriciyle devam ediyor. Yarışseverin zaten bu konudaki etkinliği ve başarısı tartışılmaz Sadık. Çünkü güzel, onlar yarışsever, müşterek bahise katılıyorlar. Dolayısıyla da bunu severek, isterek yaptıkları için atların pedigrisini, performansını, kilosunu, her türlü mücadelesini biliyorlar. Kesin. Ve o yüzden de teveccüh gösterdiklerinde inanılmaz başarıları var. %100 efendim kutluyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi 24 Mart tarihine geçelim, düne gidelim. İstanbul'da 6. koşuya bakacağız. Ama 6. koşuya geçmeden 5. koşuya, ben normalde programda yok ama Twitter'da pek çok soru geldi. Hem sorulara okuyarak hem de Gökhan'a soracağım. Tabii. 5. koşuda Sancar koştu Gökhan, sevgili senin, Gökhan'ın ilgilendiği ve beklentinin çok büyük olduğu gerçekten isimlerden biri. Moskova'dan izleyicimiz Kay, kullanıcı adıyla Sancar'ı soruyor. Bir sıkıntı mı var? Yoksa uzun mesafe Çin pist yarışlarında ne zaman göreceğiz gibi böyle iki tweette bu konulara değinmiş. Malum diyor, Altaha yavrusu diyor. Tabi sezon daha Çin sezonu, evet, açılmadı. Uzun mesafe Çin pistte muhtemelen, değil mi, önümüzdeki aydan sonra, tabii, göreceğiz ama bir sıkıntı yok çok şükür. Yok, Sancar çok iyi bir at aslında, çok güçlü bir at. Maşallah. Tam gücünü yarışlarda bazı koşularda gösterdi ama istediklerini yavaş yavaş yapabilecek. Nedeni ise geçen sene yazın ciddi bir hastalandı. O hastanın üstesinden gelip tekrar başlayıp ve koşu hayatı oldu. Aslında 6 yarış koştu daha bu zamana kadar. 3. koşu grup 1'di. Atımıza güveniyoruz tabii ki. 2 yarışta biraz beklentinin altının performansı var. İkisinde de beklemeyi tercih edip biraz sertlik yapıyor. Biraz jockey ile uğraşıyor. Hı. Ve ardından da bu sefer sana istediğini vermiyor. Fakat sezon başladığı için de biz böyle bir stile de evet dedik. Nedeni ise önlerde daha erken kavuşmasından daha ziyade biraz daha arkalarda, biraz daha rahatlayarak gücünü düzlüğe saklayabilirse diye bir düşüncemiz vardı. Sonuçta daha 6. koştu Sadık. Hı hı. O yüzden hem biz atı da tanıyoruz hem de sezonu da hazırlamaya çalışıyoruz. Arkadaşa katılıyorum. Mesafe lehine olacak, Çin pist lehine olacak. Ama bu yanda atımızda hem koşu içerisindeki eksiklerini gördük, hem tecrübesini kazanmış oldu, hem de sezona çok şükür iyi bir şekilde gireceğiz Allah izin verirse. Yani sezonunda önemli yarışlarda boy gösterecek. Hem
çim hem uzun çimde dediği gibi yarış programı yapıldı. İnşallah, inşallah ayakları düz bassın. O kadar hepsini. Profesyonel bir ekibin elinde ki safkanın ne kadar potansiyeli varsa tamamını çıkartabilecek ve bunu işleyerek sahaya sunabilecek bir ekip ilgileniyor. O yüzden emeğinize sağlık. 25 gün yan yemedi geçen sene, yediremedik yani. Çok kolay. Hastalığından yani hiç dolayı. Kolay değil gerçekten. Ardından bir şart, beş şart, üçüncü yaşı grup bir. Sonrasında işte bir stille ilgili bir düşünce oldu. Tekrar kazandı. 6 yarış koştu daha. Önemli olan sağlıklı olması. Ve mühim olan olması. Belli bir süreden tabii sonra safkanın oturması tabii, değil mi? Tabii. Gökhan? Tabii. Bu tarz atlar zaten biraz zaman ister. 440 kiloluk 1.60 cidegolu bir attan bahsediyoruz. Yani. Maşallah. Ayakları düz bassın. Bize çok güzel yarışlar izletecek inşallah. Sancar diyelim ve geçelim efendim. Biz aynı gün programımızın ilerleyişinde bakacağımız kısa vade 8 koşuya 24 Mart çarşamba günü yapılan 2000 metre sentetik pistteki koşuyla devam ediyoruz. Günün 6. koşusuydu. Özgün Stone koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Niboluyu burun farkla geride bırakarak çok zevkli bir mücadeleye sahne oldu bu iki safkanın katıldıkları koşu. Favorisi Niboluydu koşunun ama Özgün Stone da müthiş formda son dönemde. Şimdi Özgün Stone çok iyi zaten. Koşu kariyerine bakın, hep mücadelede, hep kazanırdı. Bir önceki yarışını zaten Orhun Han gibi bu yılın flash atı. Herhalde namalip devam ediyor. Foto zor ayırdı. Fakat bu yarış önde giden at Mavra. Evet. Üstündeki jockey Özcan Yıldırım liderliği aldı. Artık yani kış sezonunda sentetik pistte 431 işte 858 59 çok yavaş. Şimdi bu kadar yavaş bir tempoda bana kalırsa Niboli çok iyi yarış yaptı. Fotoda kaybetti. Yani bu at sprinter at değil. Şu an için bilemiyorum ama start alıp da en iri cüsseli, kilo olarak da en yüksek at bence Niboli'dir. Yani Niboli'dan daha cüsseli ve kilo olarak ağır, en yüksek ağırlıkta anlat var mıdır bilmiyorum. Sahamızdaki en eşkalli Arap atlarından koşan attan biri. Bahsediyorum. Evet. Çiftten gelmişti bilmiyorum ama yani nereden baksanız 450-460 kilo bir devden bahsediyoruz. Tabii. Yarış hayatı aktif devam eden bir at bu. Şimdi 1059,5 geçersen Sadık. Dolayısıyla da şartlar ne oluyor? Düzlükte sprinte kalıyor. Sprinte kalınlığında böylesi bir iri atın, böylesi cüsseli bir atın rakiplerine direnmesi çok kolay değil. Selkut'un yaptığını bana kalırsa Niboli yapmalıydı. O zaman bence kaybetmezdi. Ama bu Özgün Stone'un başarısını gölgelememeli. Başlatım için ekürüsü, antrenörler, arka kardeşler işlerin başındalar ve atlarını çok iyi tanıyorlar. Özgün Stone'u da çok iyi hazırlayıp ve atı iyi tanıdıkları için de başarılı oluyorlar. Atta da yetenek var. Hışman'la da atı iyi tanıdığı Hışman bir önceki koşusuna nazaran kazanmasını bildi. Ama ben Niboli'nin koşunun 859,5 geçmesi ve böyle yavaş giden bir tempoda hala üçüncülükte kalıp düzlüğe, yani altı sıralarda ufak ufak yürüttü ama bana kalırsa Niboli bu kadar çok cevap veremez. Selkut'un yaptığını yapması lazım. Yani 8-10'larda yürüttürüp alasmanlık deyip güce dayalı yakalarsalar geçerler. Eğer olsa öyle yapsaydı benim fikrim foto önde geçerdi. Yani. Diyor sevgili Gökhan, müthiş mücadelenin foto görüntüsüyle de biz efendim geçtiğimiz günlerin koşularına noktamızı koymuş oluyoruz bu haftada. Ve yarın itibariyle başlayacak cuma, cumartesi, pazar günü gerçekleşecek yine önemli koşulara da bu kez tablolar üzerinden şanslı, muhtemel şanslı safkanların değerlendirmeleriyle devam ediyoruz. Yarın İzmir'de 26 Mart programının ikinci koşusuyla ilk olarak ekranlarımıza gelecek olan koşuya bakalım. Hemen ben de açtım. Muhittin Ekiz adına anısına düzenlenecek koşu. Kısa vade 8 mücadele. 4 ve yukarı yaşlı Arapları 1300 metrede bir araya getirecek. Çim pistte umuyorum koşulacak. İzmir'de hava durumuna şu an bakmadım. Ben baktım. Yağış yok. Yok. İnşallah yani, koşulur. Tekrardan bir bakalım. Yağış yok. Evet. Akar Nejat, Altepe, Bay Emir, Duman, Eser, Ildırlı, Kral Artur ve Selim abinin katılacakları bir koşu. Bazı isimler tabii 100 günün üzerinde aradan geliyorlar çim pist bekleyen safkanlar olarak. Kral Artur ve Selim abi bu iki isim. Diğerleri yine son bir ay içinde birer yarış en az koşmuşlar. Ne dersin Gökhan?
Ne derim? Şimdi Muhittin İkiz koşusu 1300 metre İzmir çiminde. Şartlar ne olsa olsun bu koşu süratli gidecek Sadık. Süratli gidip yani öne çıkan atların bir nefese bitirebileceği bir koşu da olabilir. Ama erken mücadele olursa bu sefer düzlükte işin rengi değişiyor. Birçok koşuda olduğu gibi. Piste uyum sağlamaları lazım. Pistin durumuna bakmak lazım yarış günü. Derece kaç, yağmurlu değil ama piste hala ıslak mı, yumuşak mı diye. Bu performansa bana kalırsa etki edecek. Ben burada ilk şansı bu ve benzeri koşullarda hakikaten kazanmaya yakın bir yat. Bir Kaisberg temsilcisi Bayemir'i öneriyorum. İzmir pistini de bildiğini düşünüyorum. Pist biraz yumuşaksa lehine de olacağını inanıyorum. Rakiphanesinde Duman ve son koşu yarısında yarışından çıktı ama formda bir isim Ildırlı. Ildırlı'yı da rakiphanesinde öneririm. Yani Bayemir şartlar lehine olursa kazanmaya çok yakın. Ama mesafe ve koşun süratli gideceği için yapısal olarak da İzmir için pistine de uyum sağlayacağını inanıyorum Duman için. Ciddi rakip. Sonrasında da Ildırlı diyor. 3, 4 ve 6 numaralı safkanlar sevgili Gökhan'ın sırasıyla tercih ettiği isimler. Bu mesafede 1.23 içinde koşan bir eser var. 2019 yılı performansı ama sonuçta elimizde gördüğümüz dereceler arasında en iyisi o. 1.23.75 koşmuş eser isimli safkan. Yine ona en yakın derecede 1.24.25'lik derecesiyle Kral Arthur'un, o da 2019 performansı. Bakalım bu yıl tabii biraz daha yumuşak pistte bu dereceler çıkmayabilir ama nasıl bir performans, nasıl bir derece izleyeceğiz onu da koşu sonrasında paylaşacağız. Devam ediyoruz efendim. 27 Mart gününe, yani cumartesi gününe geçelim. Adana'ya gidelim ve Adana'da 27 Mart tarihinde dördüncü koşu olarak yapılacak kısa vade 8 koşu. 4 yaşlı Arapların bu kez 1300 metrelik çim pist mücadelesine katılacak isimler ekranda. Kaya Selhet, Bekafkaslı Kaya, Kalagay, Oğlum Batuhan, Benzenci, Demir Dalga ve Yener Sultan isimlerini görüyoruz. Bu koşuda kim favori çıkar önce onu sorayım. Kesinlikle 8 numara Yener Sultan çıkar. Son 5 koşusu birinciliği var ve inanılmaz bir performans sergiliyor. Koşu kariyerine baktığın zaman çimde başlamış, kazanmış. Çok çok iyi bir performans. Yani bu atı geçebilmek çok kolay değil. Muhakkak süretle yine kendisi gibi ciddi rakipler var. Kaisberg temsilcileri, Demir Dalga, Benzenci, Oğlum Batuhan, Kalagay. Bunların da yarışlarına bakıldığın zaman her şeyine gittiğinde çok iyi derecelerle çok iyi sonuçlar alıyorlar. Fakat Yener Sultan'ı geçebilmek çok kolay değil. Rakiphanesinde 5 numara Benzenci'yi önerebiliriz. Kalagay'ı önerebiliriz son koşusunu dikkate almazsak. Ama Yener Sultan beklentinin altında koşarsa. Yoksa bu performansla bu rakiplerini geçti ve geçmeye devam edecektir Sadık. Çünkü bakıyoruz Adana'da 1.25 içerisinde kısa vade 8 kazanıyor. Sonra kısa vade 8, kısa vade 7, 5 çar, kısa vade 6. Son koşusu 1900 metre. Yani 1900 metrede bu at kazanıyorsa böyle 1300-1400 bu pistlerde yakalayıp geçmek gerçekten çok zor Yener Sultan'ı. Çok haklısın. Bu pist mesafede de 1.25.79'u 29 Kasım'da yine Adana'da yaptığı derecesi şu ana kadar bu mesafede performans sergileyen isimler arasında en iyi derece. Yener Sultan'ı ilk sırada öneriyor sevgili Gökhan. 6 numaralı Benzenci ve 4 numaralı Kalagay da ona rakip olabilecek isimler dedi ama benim gözüme Kayasel çarpıyor Gökhan. Onu soracağım. Mesafeden dolayı mı biraz ilk üçe almadın yoksa başka nedeni var mı? Biraz sallı bir at. Yarış süratli başlayacak. Yani bir anda ayak uydurabilir mi? Aksiyonu kurabilip gelebilir mi? Biraz bende soru işareti. Bir de bu atlar bu mesafelerde kolay kolay yakalanıp durmuyorlar Sadık. Ciddi bir üstünlükleri söz konusu yani. 2021 istatistikleri mesela eğer ki müsait olsan bir çalış. Koştuğu yarışlar ve kazanç oranına bir çıkar çok yüksek yani bu Kaisberglerin. Gerçekten çok yüksek. Kesinlikle öyle. Ve bu açıdan da Kayasel'le ilgili görüşlerini de almış olduk sevgili Gökhan. Daha yeni Gökhan. İşte Bursa'da yine tamam belki Toros'ta sıkıntı yaşamış olabilir ama hemen grup koşular kazanmış etkili rakiplerini bu sefer Tuncer geçti yani. Doğru. İyi olduklarında kaybetmiyorlar geçemiyorsun yani. Çok haklısın. Diyoruz ve devam ediyoruz efendim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu var sırada. Yine cumartesi gününün
Adana'da gerçekleşecek önemli bir diğer mücadelesi. Kısa vade 9 koşuda 4 ve yukarı yaşlı 5 İngiliz atını Silver Cloud Into, Fire of World, Hasanet ve Mavi Çocuğu görüyoruz koşuya katılacak isimler olarak. Kimi ön plana çıkarırsın sevgili Gökhan? Şimdi Sadık'cığım sanki böyle Hasanet biraz önlere gidebilen bir at ama yani Into'nun temposuna ayak uyduracağını düşünmüyorum. Yani Into bir starttan çıkıyor ve 6 üzeri gelirken yürütürüp 3-4 bay kadar fark alıp sonlara doğru yakalıp geçiniyor Sadık. Fakat bugün Ahmet biraz daha idare edip böyle düzlüğü dönerken kaçarsa yakalanmayacakmış gibi öngörüyorum. Çünkü koşullarını inanılmaz beğeniyorum bu atın. Son koşulları ikinci üçüncülüğü var ama hem yüksek tempoda gidiyor hem de koşu bir yerden sonra koparmak istiyor sonlara doğru yakalanıyor. Böyle süratli yarışlarda Silver Cross sonlarda geliyor mu? Evet. Fire of World için lehine mi? Evet. Mavi Çocuğun son üçüncülüğü harika ve son yarışları da çok güzel. Dolayısıyla da ya Into Foto önde geçecek benim öngörüm. Eğer ki sonlarda yakalanır diye düşünürsen yarış severler muhakkak sürekli Mavi Çocuk, Fire of World ve Silver Cloud'ı dikkate alsınlar. Ya içinden seçip ya da hepsini eklesinler yani. Çok zor bir koşu. Kesinlikle öyle. Özgecan Aslan koşusu 9 Mart tarihli koşuda Into 2. Mavi Çocuk 3. Silver Cloud 4. Fire of World 5. ama hepsi 60 salise içinde. Kesinlikle öyle. 2, 3, 4, 5, 6 bitti ve 4'ü şimdi burada tekrardan start alıyor. En ufacık bir hataya, en ufacık bir eksik kalmaya ya da jockey inisiyatifine ya da ne bileyim koşunun gidişatına hiç hemen birbirlerine geçebilirler. Çünkü çok etkili net yarış yapıyorlar. Yani. Çok net. Biri kaçıyor, yakalanmamaya çalışıyor. Diğerleri de süratli gittikçe sonlarda etkili geliyor. Kesinlikle öyle. Müthiş zevkli bir mücadele bizleri bekliyor efendim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu olarak cumartesi günü Adana'da 8. koşu saatler 16.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek diyerek geçelim 27 Mart'ta aynı gün İstanbul'da yapılacak 7. koşuya. İstanbul Veli Efendi İpodromu'nun 7. koşusu Muhlis Akal'ın adına anısına düzenleniyor. Kısa vade 8 koşuda 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik pistte koşacaklar. 5 isim Artsman, Katma Değer, Victor Isaurs, Catch the Rhythm ve Zabun katılacak isimler. Zannediyorum Artsman favori çıkacak. Artsman favori çıkacak, bunu da hak ediyor. Hem 2020 yılında özellikle sezon sonuna doğru inanılmaz bir performansı var. Ve 1-2-1-2-1 gidiyor. Hem de bu yıla çok iyi başladı Sadık. Yani koşunun her yerinde hakimdi. Böyle biraz teşvik isteyen at, yanına at, at bekliyor. Kolay kolay atı ayırmıyor. Ama bu yıl sanki onlardan arınmış. Casına bir koşu yaptı son yarışında. İki gitti, altı sene orada yürüttü ve rakiplerine yana yaklaştırmadı. 4-5 bu kadar fark yaptı. Dolayısıyla da Artsman'ın senin dediğin gibi fora çıkması normal. Foto önünde geçmesi de sürpriz olmayacak. Ama rakip arayanlar, ben sentetik piste çok iyi koştun, her zaman dile getirdiğim Zabun ve Katma Değer diyorum. Artsman ön planda gördüğü isim koşuda sevgili Gökhan'ın, Zabun ve Katma Değer de 27 Mart cumartesi günü efendim İstanbul'da 7. koşu Muhlis Akal'ın koşusunda sevgili Gökhan Gün'ün rakip arayanlar için önerdiği iki isim. 1 başta, 2 ve 5, 5 ve 2 de rakipleri. 28 Mart'a pazar gününe geçelim. Adana'dan 1, İzmir'den 2 koşuya bakalım. Önce Adana'ya gidiyoruz. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusu. 6. koşu. Peki şimdi mi gidelim bu koşuyu yorumladıktan sonra mı? Hemen gidelim. Peki yurt dışında koşu heyecanının zamanı gelmiş efendim. Önce ona gidelim. Sevgili Onur Bükey'den koşuyu dinleyelim, izleyelim. Sonrasında formata son 3 koşuyla devam edelim. Sevgili yarışseverler, Gafsı Team Park'ta günün 5. koşusuna katılacak 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları az sonra Çin pistte çıkacaklar. Bu koşuya 1 numaralı Cool Hand Coop Paco Lopez'le, 2 numaralı Sea Trident Jesus Rios'la, 3 numaralı Zorp Carlos Montalvo'yla, 4 numaralı Sovereign Warrior Edgar Zayas'la, 5 numaralı Rocket Blast Emisel Jaramillo'yla, 6 numaralı King of Rock Javier Castellano'yla, 7 numaralı Star Weaver Irith Ortiz Jr.'la ve 8 numaralı Frank Steam Marcos Menises'le günün 5. koşusuna katılıyorlar. 7 numaralı Star Weaver az sonra yapılacak olan koşunun favorisi sevgili yarışseverler. Şu anda 1'e 2'lik oranıyla
Koşuda ilk sırada yer alıyor. 6 numaralı King of Rock ve 1'e 4'lük oranıyla 4 numaralı Sovereign Warrior koşuda daha sonra şans verilen safkanlar. Michael Maker antren ediyor Star Weaver'ı. Irie Tortez Jr. ile koşuya katılıyor. Yarış hayatı boyunca 6 kez start aldı ve 2 birincilik, 2 ikincilik elde etti. Bu mesafede 5 startı bulunuyor ki 2 birincilik ve 2 ikinciliği de bu mesafede. 30 Ocak'ta Gulfstream Park'ta start aldı. Son koşusunda bu pist mesafede Weekend Dreamer isimli safkanın 55-17'lik dereceyle kazandığı koşuda Irie Tortez Jr. ile yarışı ikinci olarak tamamlamıştı. 13 Mart'ta Gulfstream Park'ta 800'ü 47.9 ve 20 Mart tarihinde Gulfstream Park'ta 600'ü 35.8'lik işleriyle bu koşuya hazırlandı. 6 numaralı King of Rock Javier Castellano ile kulvarındaki yerini aldı. 2 numaralı Sea Trident giriş hazırlığı yapıyor. Ve 7 numaralı Star Weaver'la birlikte Sea Trident box'taki yerlerini aldılar. 3 numaralı Zorp giriş hazırlığı yapıyor. 3 numaralı Zorp da kulvarındaki yerini aldı. 8 numaralı Franco Steam ve 4 numaralı Sovereign Warrior giriş hazırlığı yapıyorlar. Önce 4 numaralı Sovereign Warrior starting box'taki yerini alıyor. Ve 8 numaralı Franco Steam de 8. ve sonuncu at olarak kulvarındaki yerini almak üzere. Ve atlar şu anda start hakemi emrine girdiler. Start verildi, koşu başladı. Orta kulvardan 2 numaralı Sea Trident, yanından 1 numaralı Cool Hand Coop atak yapıyorlar. Koşunun son 800 metresi geçiliyor. Orta kulvardan 3 numaralı Zorp damlı yaptı geldi. Bir anda öne fırladı ve numarayı aldı. Şimdi bir boy farkla koşuyu force ediyor. 1 numaralı Cool Hand Coop'un ve 4 numaralı Sovereign Warrior'ın önünde. 2 boy gerilerinde 7 numaralı Star Weaver geldi 4.'le. Hemen dışında 5.'likte 8 numaralı Franco Steam. Daha sonra 2 numaralı Sea Trident. Son 600 metreyi yarım boy farkla. 3 numaralı Zorp önde geçiyor. 4 numaralı Sovereign Warrior atak yapıyor, geliyor onu yakalama gayretleri içerisinde ve koşunun son 400 metresine geliniyor. 3 numaralı Zorp düzlüğe bir boy farkla lider olarak çıkıyor şimdi. İç kulvardan da 1 numaralı Cool Hand Coop geliyor. Dış kulvardan da 4 numaralı Sovereign Warrior'ın hücumu var. 3 at başa baş mücadele ediyor. İçeride Cool Hand Coop, ortada Zorp, dışarıda 4 numaralı Sovereign Warrior. O mücadeleye 7 numaralı Star Weaver da katılıyor. Dış kulvardan 7 numaralı Star Weaver koptu geliyor. Star Weaver geliyor son hatayla ve 7 numaralı Star Weaver koşuyu kazanıyor. Mastor hep birlikte göreceğiz sevgili yarışseverler. Bu zevkli ve çekişmeli geçen birincilik mücadelesinde Irie Tortez Jr. ile son hatayla gelen 7 numaralı Star Weaver koşuyu kazandı mı? Bunu az sonra varış hakemleri karar verecekler. Start hakemi emrine girdiler. Start verildi, koşu başladı. Orta kulvardan 2 numaralı Sea Trident, yanından 1 numaralı Cool Hand Coop atak yapıyorlar. Koşunun son 800 metresi geçiliyor. Orta kulvardan 3 numaralı Zorp damlı yaptı geldi. Bir anda öne fırladı ve numarayı aldı. Şimdi bir boy farkla koşuyu force ediyor. 1 numaralı Cool Hand Coop'un ve 4 numaralı Sovereign Warrior'ın önünde. 2 boy gerilerinde 7 numaralı Star Weaver geldi 4.'le. Hemen dışında 5.'likte 8 numaralı Franco Steam. Daha sonra 2 numaralı Sea Trident. Son 600 metreyi yarım boy farkla. 3 numaralı Zorp önde geçiyor. 4 numaralı Sovereign Warrior atak yapıyor, geliyor onu yakalama gayretleri içerisinde ve koşunun son 400 metresine geliniyor. 3 numaralı Zorp düzlüğe bir boy farkla lider olarak çıkıyor şimdi. İç kulvardan da 1 numaralı Cool Hand Coop geliyor. Dış kulvardan da 4 numaralı Sovereign Warrior'ın hücumu var. 3 at başa baş mücadele ediyor. İçeride Cool Hand Coop, ortada Zorp, dışarıda 4 numaralı Sovereign Warrior. O mücadeleye 7 numaralı Star Weaver da katılıyor. Dış kulvardan 7 numaralı Star Weaver koptu geliyor. Star Weaver geliyor son hatayla. Ve 7 numaralı Star Weaver koşuyu kazanıyor. Az sonra hep birlikte göreceğiz sevgili yarışseverler. Bu zevkli ve çekişmeli geçen birincilik mücadelesinde Irie Tortez Jr. ile son hatayla gelen 7 numaralı Star Weaver koşuyu kazandı mı? Bunu az sonra varış hakemleri karar verecekler. Hmm.
Değerli yarışseverler, Gulfstream Park'ta bir koşuyu daha geride bırakmış olduk efendim. Saatler 23.19'u gösteriyor. Biz de tempomuzu arttırıyor ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusundayız. 28 Mart Pazar günü Adana'da yapılacak 6. koşunun tablosu ekrana gelirken sözde sevgili Gökhan da ne dersin Gökhan? Ne derim? Sadırcığım, Regardless çok iyi bir performans sergiliyor. Ve koşu 1400 metre. Complier daha hala namalip devam ediyor. Complier. Ve Macao son iki koşusunda inanılmaz bir başarı elde etti. Bana kalırsa bu üç at arasında ciddi bir mücadele olacak. Bakıldığında 3 numaraları Let It Ride daha hala namalip. Complier namalip. Regardless bir yarış geçildi. Macao son iki koşusunda başarılı. Sanki bu sene Adana'da 3 yaşlı İngiliz taylarının en sıkı, en ciddi rakibi koşusu olacak gibi. Olacak, evet. Dolayısıyla da ayırt etmek çok kolay değil. Ama şartlar ne olursa olsun Regardless'ın grup koşu bir tecrübesi olduğu için ön plana onu alıyorum. Complier'ı rakip ve Macao'yu da hemen yanında ciddi rakip olarak önermek isterim. Yani zor bir koşu, evet, ama seyri harika. Geçilmeyen safkanları ve diğer Macao'da dahil olmak üzere 4 ismi ön plana çıkardı sevgili Gökhan. Harika bir koşu bizleri bekliyor efendim. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusu olarak pazar günü Adana'da. Bakalım İzmir'de neler var pazar günü. 6. koşuya bakacağız. Sadık Giz koşusu kısa vade 9 koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizleri bir araya getirecek. Aksakallı Perfect Runner'la üstün erekürisini temsil edecek isimler. Ökehan bu rakipleri geçmişti. Yine geçer mi? Evet. Şimdi tabii ki geçme ihtimali var. Fakat bu koşuda eğer ki önde birazcık rahat kalırsa Aksakallı harika koşuyor Sadık. Baktım ben bunu çok böyle baskı kuracak, onu çok üstüne gidecek bir at da yok. Şimdi. O yüzden de Aksakallı, Ökehan Aksakallı beraber değerlendirmek lazım. Ola ki erken mücadeleye girerseler, erken kapışırsalar son yarışın yine çok beğendiğim Perfect Run'ı devreye girebilir. Ama bu iki at eğer ki erken kapışmazsa ve Aksakallı biraz önde istediği tempoyu kurup kaçarsa yakalaması zor. Ökhan onu serbest bırakmayacaktır bu sefer. Bu sefer ekürü avantajını, evet, iyi değerlendirebilir de diyorsun. Aynen Aksakallı öyle. Perfect Runner ekürileri ama tabii Ökhan da ekürüler ama yarışsever biliyorsun onları ayrı değerlendiriyorum üstelik başta o yüzden. Tabii yani altılı ganyan haricinde ayrı ayrı da tabii ki değerlendiriliyor çeşitli müşterek bahis seçeneklerinde. Devam ediyoruz efendim. Son koşumuz İzmir'de pazar gününün de 7. koşusu Çaka Bey koşusu ekrana geliyor. 5 isim A3 koşuda 5, 4 ve yukarı yaşlı Arap atı 1400 metrede bir arada. Baba İsmail, Belalı Tumbul, Ertemiz, Kardeşcan, oğlum Serkan. Peki seriye devam edecek mi Kardeşcan? Tabii ki seriye devam etmeye çok yakın ama Baba İsmail geçen sene son koşu haricinde çok iyi bir sezon geçirdi. Grup 1 Yüksek Komiserler Kurulu koşusunun ikinciliği var. İstanbul'da güzel yarışlar yaptı ve kazandı. Dolayısıyla da ben Baba İsmail'in ciddi rakip olacağını düşünüyorum bu koşuda. İzmir'de ilk yarışı. Evet. Ters pist dediğimiz, evet, bir Ankara'ya gitmiş zaten. Koşacak. Bir, evet, Ankara'ya gitmiş iki yarış. Bir ikinci biçim koşmuş. Ama artık baktığın zaman 5 yaşında tecrübe kazandı. Zannetmiyorum çok etkileneceğini. Peki 134 gün aradan sonra Baba İsmail bakalım ilk İzmir pist performansında neler yapacak? Ön planda Kardeşcan ama Baba İsmail'de ciddi rakip diyor sevgili Gökhan. Efendim koşularımızı tamamladık. Saatler 23.23'ü gösteriyor ve iki haberimiz var. Son 7-8 dakikamızı ayıracağımız haberlerimizin öncesinde foto ekranlara geldi. 5. koşunun fotosu dıştan gelen 7 numaralı safkan koşuyu kazandı. Kesin sıralamada 7-4-3-1 şeklinde ilk 4 sıra için Gulfstream Park'ta 5. koşuda 7-4-3-1 kesinleşen sıralama oldu. Ve ilk haberimiz Şeyh Hamdan hayatını kaybetti. 3 günlük yas ilan edildi. Tam bu yas dönemi içerisine de cumartesi günü Dubai World Cup koşuları da dahil oldu. İlgili haber ekranlara geliyor. 1971'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanı olan ve 2006'dan beri Dubai Hükümdar Yardımcılığı görevini sürdüren dünyaca ünlü Şad Belharası'nın sahibi Şeki Hamdan bin Raşid El Maktum 75 yaşında vefat etti.
1980'li yıllardan bu yana birçok şampiyon safkanı pistlerde start alan Hamdan Almaktum'un en başarılı atları arasında Neşvan, İnmasor, Salsabil, Marju, Dajur, Naef, Tamayus, Tagruda, Muharrar ve Bataş gibi isimler bulunuyordu. Ülkemizde de Uluslararası Yarış Festivali kapsamında atları start alan Hamdan Almaktum 15 koşuda 11.lik elde etmişti. 1991 yılı Uluslararası Boğaziçi koşusunu kazanan Marakis, Hamdan Almaktum'un ülkemizde start alan ve kazanan ilk safkanıydı. Marakis önde koşulup son 100 metresi 4 boy önde. Marakis, posayı da Marakis buluyor. Vanço ikinci. Evet, dünya yarışçılığı için çok çok önemli bir ismin kaybı söz konusu. Bir kez daha rahmet dileyelim Gökhan. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de çok ciddi bir kaybı söz konusu. Yıllarca Maliye Bakanlığı yapmış ve Dubai'de de hükümdar yardımcılığı söz konusu. Dolayısıyla da çok hem atçılık adına, dünya atçılığı adına hem de kendi kariyeri adına çok önemli bir kayıp. Tabii ki çok çok iyi atlar resmi, çok çok iyi atlarla anılıyor. Bakıldığı zaman atların kantarmasından tutuyor. İşte o heyecanı, o mutluluğu, atlara olan sevgisi ve onlara yaptığı yatırımlarla da bunu bize gösteriyor. Marquez da biliyorsun geldi, çok ciddi bir yarış yaptı, kazandı. 11'de de 15'te 11.lik ülkemizde. Sadece bu tarz atçılar, bu tarz insanlar kolay yetişmiyor. Yaptığı işi en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yaptıklarıyla sonradan anılıyorlar. Bakıldığı zaman 10 tane grup, 10 tane aygır, hemen hemen aygır olmuş at yetiştirmesi. Son en iyi atlardan bir tanesi de Bataşah'tı. O da acayip performans sergiliyordu. Dünya atçılığında unutulmazlar arasında yerini aldı. Önemli, ciddi bir kayıptı her anlamda. Mekanı cennet olsun. Gerçekten öyle. Büyük kayıp ve tabii ki belirttiğimiz gibi Dubai'de World Cup öncesinde yaşandı bu vefat. Atları ve çok sevdiği için yarışların durdurulmasını bence istemezdi. Evet. Yoksa ve durdurulmadı. Yani yaz ilan edildi ama yarışlar durdurulmadı. Aynen, yani bir hafta sonraya alabilirlerdi ama yapmadılar. Ama işte bu tarz atçılar zaten bunu istiyor. Hı-hı. Hatta birçoğu da vesayetinde bunu dile getiriyor. Öyle bir şey olsa atımı yarıştan çıkarmayın, koşun diyor. Tam tersi üzülürüm diye. Muhtemelen de öyle. Yaz ilan edildi tabii. Evet. Bağlantılı haberimizle devam edelim. Cumartesi günü Dubai World Cup koşulacak efendim. Haber ekranlarınıza geliyor. Dünyanın en önemli yarışlarından biri olarak kabul edilen Grup 1 Dubai World Cup bu cumartesi günü gerçekleştiriliyor. 2000 metre kum pistte düzenlenecek olan 12 milyon dolar toplam ikramiyeli koşu için bu yıl 14 safkanın deklaresi yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yarış için gelen safkanlardan Godolphin ekürüsüne ait Luis Saez'le start alacak olan Mystic Guide, otoriteler tarafından koşunun favorisi olarak gösteriliyor. Günün bir diğer önemli mücadelesi olan Grup 1 Shima Klasik'te dünyanın en yüksek ikramiyeli yarışı Suudi Cup'tan birincilikle ayrılan Müşrif, Grup 1 Arima Kinan galibi Chrono Genesis ve Grup 1 Hong Kong Base galibi Mogul gibi isimler start alacak. Dubai World Cup Karnavalı'nın final günü olan 27 Mart Cumartesi günü 6'sı Grup 1, 3'ü ise Grup 2 olmak üzere toplam 9 koşu gerçekleştirilecek. Ve Dubai Cup koşuları da tabii ki cumartesi günü canlı olarak efendim TJK TV ve Tay TV ekranlarında sizlerle buluşacak. Kimi ön planda değerlendiriyorsun Gökhan? Saudi Cup'ı da kazanan Müşrif bu koşuyu da kazanırsa herhalde ulaşılması çok zor bir yıllık kazanca da ulaşacak. İhtimal olarak yüksek, çünkü çok iyi yarış yapıyor. Çok da iyi hazırlanmış. Tabii ki bir festival günü Dubai World Cup Sadıkçım. 6'sı grup 1, 3 tane grup 2. Artık geleneksel hale geldi. Gerek koşu ikramiyeleriyle, gerek dünyanın her yerinden atların oraya gitmesiyle başarılı olmuş ya da başarılı olabilecek atlar için çok önemli bir festival günü. Ben şu taraftan bakıyorum. Eğer ki öyle bir festival günü hazırlıyorsanız, dünyanın her yerinden atlar geliyorsa demek ki doğru iş yapıyorsunuzdur. Bir rağbet görüyorsa doğru iş yapıyorsunuzdur. Dubai World Cup'ta bunu en iyi şekilde üstesinden geliyor. Toplam ikramiyesi 12 milyon dolar. Bakıldığında ciddi bir rakam. Müthiş. Hem atın kariyerinde hem de kazanç olarak çok önemli noktaya değiniyor. Bir de biliyorsunuz ki Arap atlarında yarışı olacak. O da bildiğim kadarıyla 1 milyon dolarlık bir koşu. Biz de onu yakından da takip edeceğiz. Evet. Genelde o yarışlarda favori atlar kazanıyor ama kır atlar kazanıyor senin sevdiğin gibi.
Vakti olan, müsait olan bu koşuları izliyor, izlemeli. Özellikle atçılık adına. Sonuç itibariyle bu koşulardan kendinize bir şey çıkarabilirsiniz. Kazanan atın kardeşleri, soy kütüğü siz de bulunabilir. Ya da takip ettiğiniz bir at olur. Birçok bir şey size katabilir. Çünkü görsel olarak inanılmaz bir heyecan ve mücadele olacak yani. Bakma. Kesinlikle. Her sporda dünya kupası, dünya şampiyonası müthiş keyiftir. Ama at yarışlarında ayrıca da değil mi? O dünyanın dört bir yanından bu kadar müthiş safkanların bir araya gelip bir mücadeleye katılıyor olması, hatta pek çok mücadele aynı gün içinde yapılıyor ve inanılmaz keyif veriyor. Şimdi Sadık'cığım, biz bile kendi hipodromumuz içerisinde pandeminin öncesinde önemli bir yarış olduğunda gidip ringde biz de şu ata bakalım, şu atlara bir bakalım diyoruz. Böyle dünyaçılığına mal olmuş ve böyle fenomen atları, onları görmek, onları canlı izlemek bana kalırsa çok önemli. Yani biliyorsun ki Amerikan Faro Triple Crown yapıldığında yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon dolarlık mıydı? Ya da bilemiyorum tam rakam, bir üçlü rakam ama 1 dolarlık oyun oynamış. Neden? İşte uzun yıllar sonrasında bir Triple Crown izledik ve hemen orada 1 dolarlık ayağını aldım diye. Muhtemelen birçoğu da onu evinin bir köşesinde saklıyordur. Saklamıştır. Yani. Bu bir tutkudur. Bunu çok düşünmek doğru. Bile bana kalırsa o tutkuyla bir bağlantılı oluyor yani. İşte bak bir Triple Crown'a canlı olarak tanıklık edeceğiz. Bu beyanda da böyle de bir elimizde kanıtta kalsın ya da çocuklarımıza, torunlarımıza gösteririz dercesine. Çok doğru. Atçılık böyle bir şey yani. Kesinlikle öyle. Yine şöyle bir son defa tweetlere de bakıyorum. Yine çok katılım var. Colta Victory'yi sormuş bir izleyicimiz. Colta Victory'nin sağlık durumu hakkında bilgi verir misiniz demişler. Gökhan, var mı bilgi? Sağlık durumu hakkında çok detaylı bir bilgim yok ama Bursa'da olup yani koşmak için hazırlıklar yapıldığını biliyorum ama hangi evrede olduğunu bilemiyorum. Haftaya öğrenirim isterseler tabii ki. Süper olur. Haftaya da paylaşırız. Diyelim ve çok çok teşekkür edelim. Öncelikle tabii ki sevgili Gökhan'a. Ağzına sağlık Gökhan. Bu hafta teke tektik. Suat hocamızdan mahrumduk maalesef. Ama bilmiyorum izleyicilerimizin takdiri ama su gibi aktı geçti. Evet. Tabii ki önce sağlık. Dolayısıyla da bizim bu işi yaptığınızda her gün erken saatlerde kalkabiliyorsunuz. İnsanlar da rahatsızlanabiliyor. Önemli olan. Biz TCK TV ailesi olarak birlik beraberlik içerisinde tüm programlarda olduğu gibi bir aile içerisinde devam ediyoruz. Hakikaten programımızı geçti. Yarışları da anlattık. Güzel mesajlar da geldi. Haberlerimiz de vardı. Bizi bu saate kadar bekleyip, izleyip katkı sağlayan herkese ve çok ciddi bir ekibimiz var. Bizim bu programımızı yapmamızı büyük destek olan öğlen saatlerinden gündüz itibariyle bir çalışma başlıyor. Bu çalışma arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık sevgili Gökhan. Efendim sizlere de her zaman olduğu gibi ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için yine önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte TCK TV ve Tay TV ekranlarında görüşünceye dek efendim hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyoruz. Ve kendinize iyi bakın diyoruz efendim. Hoşçakalın.